Merhaba sevgili dostlar. Bir Ertan Özyıldız ile Kayıt Dışına daha hoş geldiniz. Bu hafta TV 100 ekranlarında 2021 ve sonrasında ekonomiyi konuşacağız. Politikanın ne olacağını konuşacağız efendim. Bu etiketimizi hatırlatmak istiyorum. Sıradaki felaket. Niye sıradaki felaket? Biliyorsunuz büyük bir pandemiyle dünya boğuşurken Acaba pandemiden daha önemli, daha büyük bir felaket mi dünyayı bekliyor? Onu konuşmaya çalışacağız efendim. Bu hafta konuklarım Birleşmiş Milletler diplomatı, risk yönetim uzmanı Hüseyin Çiloğlu. Hoş geldin Hüseyin. Merhaba. İkinci defa bulduk, seni efendim. ağırlıyoruz. Ve akademisyen, dijital para uzmanı Cemil Türün. Cemil sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Senin de iki oldu değil mi? Doğru. Kayıt dışında. Evet. İkimiz de. Bu iki. programda genel olarak neler mi konuşacağız? Şimdi herkesin merak ettiği bir konu var. Bu altın, gümüş ne olacak? Çıkacak mı, düşecek mi? Niçin çıkar, niçin düşer? Wall Street evet çok büyük e, olaylara gebe diyelim. Neler yaşanıyor? Evet GameStop olayı, Robin Hood olayının perde arkasını konuşacağız. Acaba Wall Street'in yaşamış olduğu bu çalkantı bizim borsamıza da bir şekilde etkiler mi etkilemez mi onu konuşacağız. Ve Hüseyin Çiloğlu'nu buraya aldığımızda bize demişti ki kesinlikle Biden alamaz Trump alacak demişti. Şimdi bu soruyu soracağız niye Biden aldı? Çünkü Hüseyin Çiloğlu diyor ki ben size söylemiştim ikinci Trump dönemi başlayacak diyor. Bu iddiasını konuşacağız efendim. Bitcoinciler, herkes Bitcoin yani currency para dediğimiz daha çok e, dijital para dediğimiz e, ve benzeri tüm yapılara yatırım yapmak istiyorlar. Acaba bitcoin'in sonu ne olacak? Bunu yatıracağız masaya. Biden'ın dünya ve Türkiye politikaları nereye evrilir? Dünya neler yaşar? Niye evrilir dedim. Çünkü Obama ile başlayan 2018 sürecinden bu yana gelen bir e, politikayı devraldı. Bunu konuşacağız. Ve hep programlarda sorduğum bir soruyu tekrar konuşacağız efendim. Gerçekten bir Armagedon. Üçüncü Dünya Savaşı olursa nerede olur, nasıl çıkar, tarafları kimlerdir bunları konuşacağız. Tekrar hatırlatalım efendim. Etiketimiz sıradaki felaket. Sizce sırada pandemiden sonra büyük bir felaket bekliyorsa dünyayı bu hangisi olur? Yazın veyahut da sorularınızı sorun. E ee, iki konuğumuza da sorularınızı soralım ve cevaplarını alalım. Twitter'dan hashtag adresimize yazarsanız çok sevinirim. Efendim ikiniz de hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, şimdi bugün biraz 3 saatlik bir program yapacağız ve derinlemesine gireceğiz tüm konulara. Bir tabii kayıt dışında olduğumuz için e, siz televizyonlarda farklı televizyon kanallarında e, oluyorsunuz ama farklı farklı sorular tam kayıt dışı soruları soralım size. İlkin senle başlayalım istersen Hüseyin. Evet. Şimdi dedin ki bir önceki programda kesinlikle Biden seçilemeyecek dedin. Bir baktık ki Biden seçildi. Yanıldın mı? Niçin böyle bir durumla dünya karşı karşıya, Amerika karşı karşıya? Evet. evet. Her şeyden önce şunu söyleyelim. Dünyamız gerçek anlamıyla bir e, yapay zeka alanı. Aslında bir anlamıyla maket bir yapı içerisinde duruyor. Aynen Marshall McLuhan'ın zamanında dediği gibi. Aslında 1984-1940'larda dünyamıza girdi ama henüz bunu fark etmedik diye bir sözü vardır. Orada şunu söylüyor. Hayatımız içerisinde olan olayların pek çoğu hazırlanarak getirilmiş olaylar. Ne demek bu? Ne demek? Mesela Franklin Delano Roosevelt'ten bir örnek verelim. Şunu söylüyor Franklin Delano Roosevelt, 33. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Diyor ki eğer diyor politikada diyor bir şeyler oluyorsa kesinlikle ve kesinlikle diyor bunlar planlandığı için oluyordur. Ve insanların hayatına giriyorsa şundan emin olabilirsiniz bununla ilgili her şey önceden planlanmıştır ve yapılmıştır. İşte kimileri buna üst akıl diyor ki ben o tabiri pek kullanmıyorum. Doğru olmadığını düşündüğüm bir şey. Benim kullandığım <laughs> tabir. Tamam, olabilir. Ondan sonra daha farklı bir şey koyuyorum. Biraz daha kötücül veya tamam. biraz daha negatif anlamıyla dünyadaki olayları. Kimileri şeytani der, kimi sıfırlı bir şey der ama en nihayetinde dünyamız Hegel'in de ortaya koyduğu gibi dualistik bir dünya. Yani ikili anlamıyla bir tez varsa bir antitez mutlaka vardır. Kötü varsa iyi vardır. İyi varsa kötü vardır. Sıcak varsa soğuk vardır. Beynimizin sol yarım küresi sağ tarafı kontrol eder. Beyaz varsa sol yarım vardır, küresi sol, sağ tarafı kontrol eder. Evet. Yani bunlar bir bütün olarak birbiriyle mündemiçtir. Birbirinin içerisine geçmiştir. Ve bu denge sürekli olarak kurulur. Ve biz sürekli olarak yıllardan bu yana, yani en azından 1960'lı yıllara gidelim. Mesela aynen bu zamanlar gibi bir dönem. Şuna hep duyarız. Dünya gittikçe kötüye gidiyor. Bu ki dönem ne demek? Yani dünyamızın içinde bulunduğu şu anki hengame, kaos, olağanüstü derecede birikmiş olan enerji, Tamam. İnsanların geleceğe dair bilinemezliğe böyle inanılmaz bir soru işaretiyle bakmaları, önlerini göremiyor olmaları. Her an nükleer bir savaş çıkacak gibi. Her an her şey gibi. olabilir evet. modunda olmamız. Ama bu bir anlamda 1960'ları hatırlatıyor. 1960'lar soğuk savaş dönemi tabii. Evet. Soğuk savaş döneminde hep bir beklenti var. Ama şu anda beklentiyi geçmiş tüm dünya bir pandemiyle karşı karşıya. Evet. Realizasyon. Yani gerçekleşmiş durumda. Bir şey soracağım. Yine başa alıyorum soruyu. Hı hı. Kayıt dışında kaç, kaç, kaçma diye. Tamam. Diyorum ki niye Trump e, kazanacaktı kazanmadı? İşte o realizasyona ve evet. oradan da Trump'a hemen geleceğim. Birincisi realite olarak gördüğümüz en başından 2020 yılına gelelim. Ne olarak gördük? Bize bir pandemi olduğu açıklandı. Pandemi olduğu söylendi. Peki pandemi denilen olgunun, salgın denilen olgunun maddi koşulları şu an itibariyle tüm bu verilere baktığımızda tüm dünya ve insanlığı korkuturcasına gece ve gündüz bütün dünya medyasının, bütün dünyadaki resmi kurum ve yapıların söylediği şekliyle var mıydı? Bizlere ne diyorlardı? 1918'deki öyle değil mi? Büyük İspanyol grubu gibi. Ondan sonra öyle bir şeyle karşı karşıyayız. Teyakkuzda olmamız lazım. Ondan sonra bu dalgalar halinde gelecek. Her bir dalga bir diğerinden daha büyük olacak. Aynen İspanyol gribinde olduğu gibi daha da ölümcül olacak dendi. Bunlar tuttu mu peki? Hayır tutmadı. Peki bunları kimler söylüyordu? Böyle ölümcül olacak. İşte ondan sonra dünyada 60 milyon kadar insan ölebilir. O yüzden bütün bu önlemleri almak mecburiyetindeyiz diye. Dünyanın bütün kurumlarının, yapılarının, büyük tröstlerinin başında oturan insanlar söylüyordu. Ve ne diyorlardı? Kesinlikle garanti veriyoruz. Çok çok büyük bir pandemi. Ha, büyük bir plandemi olması için ellerinden geleni yaptılar. Öyle tamam. değil mi? Ellerinde bulunan bütün aletleri, bütün aparatları, bütün sözde uzmanlar, her şey sahaya sürüldü. Ve ne oldu? Yaratılmak istenen o büyük korku ve büyük kontrol noktasına doğru insanlar getirilmeye çalışıldı. Yani bir yıl öncesinde şunu söyleselerdi insanları aylarca evlerine kapatacaklar. Burada ciddi anlamıyla insanlar bu kapanmayı kabul edecek, razı olacaklar. Bu kadar süre maske kullanmaya razı olacaklar. Kesinlikle bunlar komplo teorisi der ve geçerdik. Bunlar tamamen saçmalık der geçerdik. Fakat Aradan birkaç ay geçmeden bunlar hayatımızın gerçekliği haline dönüştü. Yani bir şeyler sanal olarak yaratılabilir, ortaya konabilir, buna milyarlarca insanın inanması sağlanabilir, tamam? Hem de çok iyi bir biçimde. Aynen bir film setindeymişiz gibi. Tüm bu kurgu, tüm bu olaylar muazzam biçimde pişirilebilir ve sonra da bizlere şu denebilir: Ya bakın özür diliyoruz biz Dünya Sağlık Örgütü olarak aslında PCR testleri o kadar da doğru değilmiş. Halbuki bütün bu filmin ortaya çıkmasını sağlayan temel şeydi. Yani korku öğesinin ve bütün bu kapanmaların, bütün bu olağanüstü durumun 2020 yılı boyunca ortaya çıkmasını sağlayan şeydi. Demek ki tüm bunlar çok iyi biçimde kotarılmış, senaryosu çizilmiş olan olaylar. Peki Trump'a gelelim. Trump neden kazanamadı veya bizlere neden kazanamadığı söylendi. Aslında bakınız çok basit bir hesap yapacak olursak Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 154 milyon seçmen vardır. Seçmen sayılarından sadece gidecek olursak bile 2018 yılı ara seçimleri vardı. Bu ara seçimlerde Trump ve cumhuriyetçiler öyle değil mi? Kongrede üstünlüğü ele geçirdiler ve ne oldu? Yaklaşık 130 milyona yakın oy kullanıldı o süreç içerisinde. Şimdi bize ne söyleniyor? Birisi şu an kazandığı söylenen Joe Biden, Joseph Robinet Biden 81 milyon oy aldı. Donald J. Trump da 75 milyon kadar oy aldı. Şimdi normalde hesapladığınızda var olan seçmen sayısından daha fazla bir oy oranıyla karşı karşıyayız. Ki bakınız geleneksel batı demokrasileri son 30 yıldır doğru dürüst sandıklara bile gitmiyorlar. Genellikle %50-60 arasında e, oy veren seçmenler kalıyor. Yani ne tür olağanüstü durumlar olursa olsun e, bu oran %60'ın üzerine pek nadiren çıkıyor. Yani diyorsun ki fazladan oy kullanıldı. Bir kere bu kesin rakamlardan çıkıyor. Kesinlikle. İkincisi normalde Batı demokrasisinde yani Batı'da hatta Türkiye'de dahil diyelim. Hiç Batı'ya gitmeye gerek yok. Orta Doğu'da dahil. Ee, şöyle görebiliriz ki o, o seçime gitme oranları düşüktür. Yani minimumda yüzde 15, minimumda yüzde 20 arasında insanlar oy kullanmaz. Tabii. Ama diyorsun ki Amerika Birleşik Devletleri'nde nedense... Oy Herkes oy kullandı ve kullandığı oy da hatta fazladan kullandı. Fazladan diyorsun, yani evet. %106'ya yakın Rakamları olan bir... Rakamları bir daha alayım mı senden? Tabii. 81 milyon oy Joseph Robinette Biden'a gittiği söyleniyor. Söyleniyor diyorum. Bunu evet. özellikle kullanıyorum. Niçin öyle diyorsun? E çünkü bunun gerçek anlamıyla seçim güvenliği içerisinde demokratik bir biçimde gerçekleşmiş bir seçim sonucunda olduğunu Kesinlikle söyleyemeyiz. Bakınız seçim uzmanlarının bizzat dünyadaki uzmanların politika uzmanlarının ve aynı zamanda sonuçta burada şey yapılıyor. Yani bahisler açılıyor ve ondan sonra Gallup gibi bir takım araştırma şirketleri ne yapıyorlar? Seçim sonuçlarına ilişkin ön anketler yayınlıyorlar. Ve burada 81 milyon oya gelebilecek diye hiçbir bu konuda yapılmış olan bir araştırma yok. Ortaya çıkan bir şey yok. Bir ikincisi bu insan hiç Olmaması bir... olmayacak anlamına gelmiyor, gelmiyor Araştırma Kesinlikle e gelmiyor e evet. Fakat e, Donald Trump'ın özellikle bu 3 Kasım sonrasında mahkeme sürecine Taşıdığı sadece 3 Kasım değil Öncesinden itibaren bunu söylüyor Yani 2018 yılından itibaren Mevcut seçim sisteminin Yani içerisinde Dominion isimli ondan sonra Elektronik oy sayma sistemi Bulunan sistemin Artı elektronik Oy sayım sistemi diye ayrı bir tane daha var. İCS denilen bir sistem daha var. Bunların olduğu bir seçim sisteminin günün sonunda sağlıklı bir oy sayımı yapamayacağını dile getirdi. Bunu sadece Donald Trump dile getirmedi. Önceki senato oturumlarında, önceki meclislerde 2016 yılında, 2017 yılında demokratlar bizzat bununla ilgili önerge verdiler. Yani ciddi anlamıyla bir takım kuşkular var ve bunlar araştırılsın dediler. Bunlarla ilgili araştırma yapalım. Şimdi ne oldu? 2020 yılında birden pandemiyi kucağımızda bulduk. Öyle değil mi? Bir pandemiyi getirdiler. Adeta bir dünya savaşı gibi bir etki yarattı. Hiç olmayacak bir şey normalde. Yani şunu söylüyorsun sen. Eğer pandemi olmasaydı Trump zaten yükselen bir grafik ekonomiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin e ikinci defa başkanlık yapacaktı diyorsun. Kesinlikle. Doğru mu? Kesinlikle. Evet. İkinci defa başkan olmaması için bir sebep de yoktu. Aynı zamanda bir yani, neden de yok. Pandeminin çıkartılmasını neden etti? Yalnızca Trump'la ilgili mi? Hayır. Daha fazla daha fazla başka bir dünya sistematiği içerisinde. Burada şunu gösterelim. Bakın şu haritayı bile sadece şuna bile baksak Amerika Birleşik Devletleri'nin bu haritası içerisinde bakın Demokratların almış oyduğu o, o, almış olduğu oylar tamamen doğu ve batı sahillerinde ve sadece şehir merkezlerinde yoğunlaşmış olan şeyler. Bu harita hiçbir seçim döneminde bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin en azından Andrew Jackson sonrası döneme bakacak olursak tabii o zamanlar yayınlamıyorlardı böyle şeyler ama 1945 sonrasına bakalım. 1945 sonrasında hiçbir şekilde şu haritayı seçimlerle ilgilenen, seçimlere bakan insanlara gösterdiğinizde, analistlere gösterdiğinizde böyle bir şeyle 81 milyon oy alabilme ihtimalinin neredeyse imkansıza yakın olduğunu söyleyecekler. Ne için aldı? Çünkü mavi bir dalgadan bahsediliyor evet. değil mi? Mavi bir dalga. Burada hiçbir şekilde bir mavi dalga yok. Yani bahsedilen bir mavi dalga kesinlikle yok. Yani bu da ve diğer pek çok e, karşımıza çıkan e, durumlarda şunu gösteriyor: Amerika Birleşik Devletlerinde son yapılan seçimler illegaldir ve kimin kazanması isteniyorsa adına müesses nizam diyelim, establishment diyelim, ne dersek diyelim. Peki önünde 1776'yı kazanması... görüyorum, da evet. onun için söyleyeceğim. Ha bu raporda çok 1776'dan önemli bir rapor. bu yana. Heh. Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm başkanları zaten bir üst akıl bana göre, sana göre işte kötü akıl bilmem ne de ne dersen. Yani bir üst akıl tarafından belirlenmiş başkanlar değil mi? Bir anlamda öyle fakat hayat aynı zamanda sürprizlere de gebe olan bir şey. Değil mi? O yüzden şans oyunlarımız var, o yüzden bir takım şeyler var. Onlar bile fikse edesi. Hayat içerisinde kimilerinin şans dediği, kimilerinin... Ondan sonra e, bir şekilde ortaya çıkan olaylar dediği. Ondan sonra bir takım noktalar var. Bunları hayatı sonsuz kompleks olan bir yapıyı programlayamazsınız. Bakınız, programlayabilen bir akılın olması zaten o akılın kendi kendini yok edeceği, sıfırlayacağı anlamına gelmektedir. Buradan belki şu noktaya doğru gidebiliriz. Adına Great Reset denilen şey gerçekten istenen sonucu verecek mi? Yoksa bunu başarmaya çalışanları sıfırlayacak bir faktöreme dönüşecek? Zero sum game gibi yani oyun teorisi içerisinde o sıfır Ama sıfır olayı gibi. Ama şimdi şöyle bir şey yapalım mı? O yüzden de yani, Donald Trump olayına geri, evet. yeniden dönecek olursak, Donald Trump gibi faktörler daha derindeki bir takım olasılıkların hayata geçmesi sonucunda ortaya çıkar. Yani bunlar milyarda bir şans olarak ortaya çıkabilecek. İşte senin söylediğin daha üst aklın üstünde yer alan belki de adına ilahi zeka diyebilir kimileri, kimileri ilahi plan diyebilir. Öyle değil mi? Ondan sonra kimileri başka şeyler söyleyebilir. Böyle bir olgunun gündeme gelmesiyle açığa çıkmış bir şey. Aslında o joker diyebileceğimiz faktör 2016 Kasım'ında ortaya çıktığı andan itibaren Kurgulanan yapı mekanizma işte 1988'i konuşacağız öyle değil mi? Tabii. O The Economist'in evet. kapağını. Şimdi oradaki bütün mekanizmaya aslında atılan büyük bir darbedir. Ve 2016 yılında o koltuğa gelmesi hiçbir e, anket şirketinin hiçbir ondan sonra uluslararası yapının The Economist'in, The Timesın diğerlerinin ne sayarsanız sayınız bugün dünya üzerinde. Üstün ve baskın olan yapılar, geleceğe dair öngörüleri tutmuş olan yapılar, o yapıların öngöremediği Şimdi bir Şimdi şöyle dedim. Şimdi ikinci ben defa... Ben bir toparlamak tabii, istiyorum. Dedin ki, e, Trump'ın seçimi kazanmaması için sistem elinden gelen her şeyi yaptı. Her Yoksa şeyi normalde yaptı. dedin, Trump'ın kazanması gerekiyordu. Kesinlikle. Ama kazanamadı. Ve kazandı. Şimdi geri da. gidelim. Evet. Geri gidelim. Yani kazanamadı konusu şu... Yani ben de şöyle diyebilirim. Yani belki ayın old, altısında olan e, baskının bile Trump'ın e, bir şekilde hani gidin e, işte kongrenin önüne deyip evet. üst akıl tarafından bana göre hadi biraz içeri gireceksiniz çünkü Trump'a tamamıyla ket vuracağız, ortadan kaldıracağız dedi bir sistemde olabilir diye iddia ediyorum. Veya tersi de olabilir. Şimdi şöyle devam edelim. Hı hı. Şimdi. E, kesin dediğin için yani dedin kesinlikle Trump gelecek gelmedi. Fakat şöyle bir şey de söylemiştin. Trump gelmezse ikinci Trump dönemi muhakkak yaşanacak. Evet. Bundan ikinci Trump dönemi ne demek? Gerçekten seçilebilir mi? Veya da bahsettiğin Trump mı? Trump aklında bir yapıdan mı bahsediyorsun? Bunu da bize özetle sonra Cemile acayip bir soru soracağım. Evet. Aslında bahsettiğim şey Donald Trump'ın kendisinin ikinci defa seçimlerin galibi olarak gelip o koltuğa ikinci kez oturması vakası. Eğer bir suikaste veyahut öngörülemeyen hayatıyla ilgili herhangi bir şeye uğramaz ise ikinci defa kesinlikle Joe Biden dönemi dört yıl boyunca kesinlikle sürmeyecek ki ben Joe Biden'ın bir yıl kadar bile götürebileceğini o pozisyonda zannetmiyorum zaten sağlığı, sebebi. sağlığı sebebiyle ve diğer faktörler nedeniyle Kamil e esas olarak e, kamili gelecek gelecektir tamam. veya kabala gelecektir harizdir <laughs> tamam. <laughs> tamam. ondan sonra tamam. esas anlamıyla sistemin çürük olan yapısı yani savcılık görevinde bulunmuş e, ve ondan sonra oradaki skandallarıyla bilinen bir insan onu yine çürük olan sistem, aslında çökmekte olan sistem Kamala Harris'i getirip oraya oturtacak. Fakat bunu yapabilecek mi? İkinci Trump dönemi gelmeden. Peki hangi koşullarda ikinci Trump gelebilir? Nasıl bir sürpriz olabilir? Ne olabilir? Şimdi o zaman 1807'de çıkmış olan bir yasaya gideceğiz. Evet. Olağanüstü koşullar yasası veyahut seçim güvenliği. Aynen 3 Kasım ve sonrasında olduğu gibi ayaklar altına alındığında Amerika Birleşik Devletleri Anayasası orduya daha doğrusu başkanlık kararnamesiyle ayrı bir yetki verdi. Yani belki biraz sonra Myanmar olayını da konuşacağız orada da çünkü Kasım ayının başındaydı seçimler. Ve Myanmar yönetimi, ordu yönetimi de 3 Kasım'da şu açıklamayı yaptı. Seçimler kesinlikle yolsuzlukla yürütüldü o yüzden bize yetki doğdu. Yani bize gün doğdu ve devreye girebiliriz. Şimdi artık Amerika Birleşik aynı Devleti... genel kurmay bunu söylemedi seçimler sırasında. Biz dedi demokrasinin arkasındayız. Biden seçilmiştir. Biz de Biden'ı başkan olarak kabul ediyoruz Sen dedi. Yılların bütün bu programlarını yapıyorsun. Sözlerin çok önemi var mı? Benim, ben kendi görevimi yapayım sözler, şu anda evet. da. Sözlerin önemi olmadığını her zaman söyleriz. Yani sözler ve açıklamalar yapılması gereken Olayı kotarmak amacıyla. Genelde hani her şey kabına uysun, yoluna uysun. O şekilde biz bu açıklamayı yani yapalım. Yani diyorsun ki... Kuşları ürkütmeyelim. Şimdi bu da bir iddia senin evet. tarafından. Diyorsun ki bir şekilde muhakkak ve muhakkak kısa dönem içinde, yani 4 yıl bitmeden... Evet. Bir Amerika Birleşik bir Devleti... 1 yıl içerisinde bile olabilir. Tamam. 4 yıl gibi uzun süre, yani Biden'ın seçim dönemi bitmeden... E kamile de gelse, Kamala Harris de gelse fark etmiyor. Bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri genel kurmayı, askeri yapısı, Pentagon'u hepsini karar vermesi lazım. Evet, evet. NSA filan da dahil olmak Aynen üzere. Ee, diyecekler ki bu seçimleri biz baktık ki son incelemelerde yani bir tweet çıktı. Sanal medyaya baktık. Tırnak içinde ne varsa işin içinde. Evet. Bu geçersizdir. Biz tekrar seçimleri yapacağız diyeceksin diyorsun ve o seçimler sırasında da Trump'ın tekrar başa geleceğini iddia ediyorsun. Evet. Doğru mu söyledin? Evet. Yani tamam. bu minvalde doğru. Neden? Çünkü 2018 yılı 12 Eylül'ünde, 11 değil, evet. 12 Eylül'ünde Donald Trump'ın imzaladığı bir kararname var. 13'e 848 sayılı. 13-848. Ve burada 1807 yılındaki... Bu Insurrection Act'e bir anlamıyla refere edilerek, oraya değinilerek şöyle söyleniyor. Seçim güvenliğini zora sokacak dışarıdan bir müdahalenin seçimlere etkide bulunduğu, göz önüne alındığında ve bu kanıtlarıyla beraber ortaya serildiğinde... Yani Trump Amerika desteğinde Birleşik... olduğu gibi, Rusya'nın evet. seçimlere karıştı iddiasında, iddiasında olduğu, olduğu gibi, gibi, iki gün sonra diyorsun Biden seçimlerine... X bir ülkenin karıştığı söylenip bir şekilde seçimler iptal edilebilir diyorsun. Neden? Bu yetki var diyorsun. Kesinlikle. Evet. Teksas'ta ve şu an Arizona'da ve aynı zamanda Michigan'da devam etmekte olan davalar var. Ve bu davalarda dışarıdan bir takım yapıların özellikle Çin'den, Çin'le bağlantılı olan, İtalya ile bağlantılı olan, İtalya'daki NATO üssüyle bağlantılı olan, İsviçre ile bağlantılı olan, Almanya Frankfurt bağlantılı olan bir takım yerlerden ve özellikle Macron Fransası ile bağlantılı olan bir seçim müdahalesinin dünyanın süper gücüne karşı gerçekleştirilmiş olması gibi bir durum. Yani sistem Kanıtlarıyla değişecekse beraber, kanıta da gerek yok. Kanıtlar dediğin şey, gizli de örgütler her zaman kanıt yapmak için çalışırlar. Efendim iki tane kitap tanıtmayı unuttum size. Bir tanesi Hüseyin Çiloğlu'nun e, Çivisi Çıkmış Dünya. Ben bu kitabı çok beğeniyorum. Yeni baskısı, geliştirilmiş bir baskısı olacak bunun. Biraz sabredin. E, müthiş bir kitap. Ben çok beğeniyorum. Seni de bu kitap yüzünden e, seninle tanıştım. Evet. Tabii. Efendim ikinci kitabımız ise Geri Sayın. Halit Kakınç'ın Geri Sayın kitabı. Küresel Sorunlar. Yani burada dünyanın artık kırmızı olduğunu, Mars'a benzediğini görüyorsunuz kapakta. Ee, bunun içinde dünyadaki tüm küresel sorunları Halit Kakınç yazmıştı. İki kitabı kütüphanenizde bulundurun. Şimdi Cemil başka bir konuya gelelim. Şimdi bu çünkü bir önceki programda Hüseyin programa katıldı. Trump'la ilgili bir şey söyledi. Şu anda çıkmadı. Öyle görelim. Ama bir yeni bir iddiada bulunuyor. Diyor ki Trump 4 yıl içinde tekrar göreceksiniz gelecek. Şimdi bunu takipçisiyiz. Yine seni programa çağıracağız, konuşacağız. Tabii. Şimdi sen tabii sonuç olarak Orada şunu Birleşmiş da eklemiştim. Milletler'de görev yapan evet. bir diplomat. Orada şunu da eklemiştim zaten sen de evet. söyledin. Gelemese bile bir şekilde altına uydular. Joe Biden geldi. Kısa bir süreç içerisinde yeniden ikinci Trump dönemini göreceğiz diye eklemiş. Evet. O yüzden ekledim. Ve bu Şimdi şeyi de saklı ya bir 25. resmi verebilir miyiz sevgili yönetmenim ha. ekrana? Efendim sizi bir zaman yolculuğuna çıkartmak istiyorum. Yıl 1988 ve bir baktık ki 1988'de The Economist dergisi çok önemli bir kapak yayınladı. Bu kapakta geleceğin yani eğer Türkçe yazsaydı böyle yazardı. Geleceğin yeni para birimine dünya hazır olsun diyordu. Evet kapak bu. Bu kapağın üzerinde bir baktık ki kimsenin daha dijital paranın değisinden haberi yokken yani belki çok çok nadir birkaç e, yazarın yazmış olduğu bir e, fütüristik yapının dışında realizasyon olacak, gerçekleşecek diye The Economist dergisi bu kapağı bizlere verdi. Önünde ne var? Tekrar verelim mi ekrana? Bir anka kuşu görüyoruz. Yani Phoenix kuşu. Bu kuş kendi küllerinden doğar biliyorsunuz. Altta yeşil paraları görüyorsunuz. Yani yeşil doları. Ve yeşil dolardan tekrar doğmuş bütün, bütün bir anka kuşunu. Anka kuşunu. Ve üzerinde bütün dünya paralarının bir anlamı yok. Çünkü tüm dünya paraları tek bir paraya endeksli olduğu için kıssadan hisse yapıyorum. Dolayısıyla bu paraların üzerinden bir dijital para doğacak. Şimdi bunu biliyorsunuz. Peki sorumuz ne? Şimdi sorum şu: Dünyada şu anda e, daha çok konuştuğumuz kripto paralar, yani kripto paralarla ilgili konuşuyoruz. Şimdi bunun uzmanı da bizim Cemil. Yani <laughs> hani, laf aramızda ben e, Gates'le bile konuştuğuna şahit olduğum için söylüyorum. Yani dijitalin neresine gittiğini söylemek için. Bill Gates'ten bahsettim. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Ya dünyanın tüm parasının sahibi. Yani bugün kabaca söylediğimizde bunu YouTube'da açıklamıştım. Onu yenileyeceğim yine izlersiniz. Şu anda dünyanın borcu 281 trilyon dolar. Yani dünyanın üretmiş olduğu gayri safi hasıla 80 trilyon doların biraz üstünde. Ona da diyelim ki 280'e 80 diyelim. Aradaki türev alacakları da 280'den düştüğümüzde yine anlatayım izlemeyenler için. Türev alacak. Ben Hüseyin'e senet verdim. Hüseyin de Cemile verdi. Bunları da toplayarak buna da hani ağanın eli tutulmaz diyorum. 100 trilyon dolar diye silsek karşımızda e, kalan para 180 trilyon dolar dünya borçlu. 80'i de düştüm yani dünyanın üretmiş olduğu parayı. Efendim 100 trilyon dolar net borcu var dünyanın. Net borcu Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bilançosundaki borcu 21 trilyon dolar. Ne demek istediğimi anlayın diye söylüyorum. Şunu söylemek istiyorum 100 trilyon doların alacaklısı kim? En büyük sorun bu. Şimdi bahsettiğimiz kapakta tekrar verelim mi hep arkamızda dursun o? Şunu söylemek istiyorum. Bu kapak aslında bahsettiğimiz yapının yani 100 trilyon doların hepimizin borçlu olduğu yapıdan bahsediyor ve bu yapıda diyor ki yeni bir para birimi çıkacak. Bu paranın sahibi ben değil miydim diyor. Ya hangi para? O yeşil dolardan bahsettiğimiz Fedin sahibi zaten bendim. Bütün dünyadaki alacakların sahibi şeyi borçlu, borç herkes bana borçlu diyor. Demek ki şunu söylemek istiyorum. Bu adam aptal mıdır ki? Soruyu öyle soralım. Bayağı kadın. Bu adam aptal mıdır ki? Yani yeni bir dijital para çıkacak, ardından da kripto paralar çıkacak. Ben de bütün servetimi kaybedeceğim diyecek. Evet Cemil, sen biraz bana. Alternatif şeyler söylüyorsun ama başla istersen. Sorumu tekrar soruyorum. Dünyada alacaklı olan 100 trilyonun sahibi. Yani çocuğunuz hani diyorlar ya önemli bir laf vardır. Tüyü yetmemiş e, çocuğun bile borcu. Herkesin borcu olduğu bir sistem. E, aptal mıdır ki dünyada bir dijital ardından da kripto paralar yapılansın... Bir adam da desin ki abi önemli değil benim için servet kaybolsun gitsin mi diyecek. Yoksa bunu bir şekilde e, el altından kullanacak. Bir kere e, ya el altından kullanacak mı? Şimdi plan her zaman istendiği gibi gitmeyebilir, değil mi? Yani işte e, Mike Tyson'ın Aynı meşhur, soruyu sana da soracağım. lafını evet. geçen programda Kerem Hoca söylemişti Mike Tyson'ın lafını. İlk yumruğu yiyene kadar herkesin planı vardır diye evet. meşhur bir lafı var. Şimdi burada senin gösterdiğin bu kapak, 88 kapağı diyor ki, yani dijital demiyor tabii orada, tabii. 2018 yılında küllerinden, yani o kapaktan kaç yıl sonra oluyor? 30 yıl sonra. 30 yıl sonra. 30 yıl sonra. 30 yıl sonra. Yani 2018 yılında evet. dijital para gerçekize yani oldu. Yani onların... o paranın e, lansmanını ilk kokusunu verdiği günden 30 yıl sonra. Evet. Orada dediği şey, söylediği şey e, yani bütün bu eski para sistem, fiyat para sistemi ki o karşılıksız basılma meselesi bugün çok gündemde ama 88'de o henüz bilinmiyordu. Yani 88 yılında bu kapağı alıp şeyden, kitapçıdan, gazeteciden alıp okuyan kişiler dünyada o anda sanal doların ve diğer fiyat para dediğimiz bu devletlerin bastığı i̇tibari. paraların itibari paraların henüz sanallaştırıldığını farkında değillerdi. Hala altına endeksi zannediyorlardı. Tamam mı? Arkasında altın var. Yani arkasında varlık Var ama normalde altın yok ki yani 944'ten sonra ama o bu, da mış gibi yapılan bir hikaye. Yani sana söyleyeyim. Yani De bu, gitmesine bile sebep olan. Bugün çıkalım sokakta Türkiye'de soralım 85 altın var diyecekler göreceksin. Ama sokaktaki insanla e, yani borsaya giden bilinçli adam yani çünkü sokakta 15 öbürü evet. zaten öbürü 15'in içinde zaten. Şimdi burada bu, bu kapak yayınlandığında. Bir kere bu ekonomistin şeysi yayın kurulu ellerine bir rapor gelmiş. Zaten burada onun bu ilk sayısı 88'in. O rapordan bahsediyor zaten. Yani ilk sayfasında bir sayfalık bir girişi var. 9-18 Ocak sayısı. Evet. 9 o evet. evet. Orada işte 9-18 Ocak. Şimdi o raporu ben okumadım ama o raporu yazanı biliyoruz. Kim yazdı o raporu? Üstad da tanıyor. Peter Schwartz. Peter tamam. Schwartz kim? Bir senary, senaryo yazarı. Senaryo yazmakta mahir bir... olan birisi. Üstad olan, mahir olan birisi bu. O sırada da şele çalışıyor bu. Orta Chiat'la beraber. Hı hı. Tamam mı? Sonradan da bunlar bir bir şirket kurdular. Rand Corporation'a danışmanlık falan yaptılar. Bunlar o sırada ama Shell'in uzun dönem 30 yıllık, 40 yıllık senaryolarını, senaryo şu demek. Dünyada şöyle olursa ne olur, böyle olursa ne olur. Belki başka bir programında bahsetmiş olabilir misin? 2010 yılında Rockefeller Foundation bir rapor daha yayınladı. Lockstep. Dört senaryolu. Ha? Locksteps. Ha. Bu dört senaryoyu yazan da aynı Peter Schwartz. Aynı kişiden bahsediyoruz. Yani. Senin önceki programda açıklamıştım. Evet konuşmuştuk. Tamam Şimdi bu bu 88 kapağından hemen önce, aylar önce. Şele danışmanlık yapan Peter Schwartz bir rapor yayınlıyor ve o raporda yazdıklarının tıp atıp aynısını bir kitapta da söyleşi de söylüyor. Kitabın adı Media Lab. Ben bugün yanında getirecektim. Ağırlık yaptı diye son anda çıkardım. Keşke çıkarmasaymışım. Buraya geleceğini bilmiyordum konunun. Şimdi o kitapta bir adamla söyleşi yapıyor. Tamam mı? Bu söyleşi yaptığı kişi kitabın yazarı olan kişi de Stewart Brand. Kim bu adam? Stewart Brand daha sonra Wired dergisinin kurucuları arasına giriyor. Wired diye bir evet. dergi çıktı ya. Ne zaman çıktı? 93 Ocağı'nda. Şimdi bu konuşmayı yaptıkları yer MIT. Massachusetts Institute of Technology. Ve bunun parasını MIT vermiş. MIT reklamı var kitapta tamam mı? Media Lab'in. Son 12. bölümünde ise böyle bir garip konuşma var. Hiç içeriyle alakası olmayan, yani kitabın geri kalanıyla ilgisi olmayan bir interview var ve bir, bir otel odasında yapılmış. Peter Schwartz, Jay Chiat ve bu adam konuşuyor. Orada diyor ki Peter Schwartz, şu anda diyor, dünyada diyor, bilgisayarlı networklerle New York'tan Tokyo'ya saniyeler içinde milyonlarca dolar gidiyor. Bugün yapılan işlem boyutunu veriyor orada. O gün bile dünyadaki toplam dünya ekonomisi olsa da bir trilyon filan. Bir trilyona göre çok ciddi miktarda sanal yani dijital network üzerinden olan. para transferi bak evet. şimdi ben o zaman o, o kitabı okuduğumda 89 yılıydı. Tamam yani mı? Çıktı kapaktan bir yıl sonra. Kitabın kendisi 88 yılıydı özür dilerim. 86'da çıkmıştı kitap. Ben 87'de evet. çıktım. Bir sene sonra okumuştum. Daha Media Lab tam kurulmamıştı MIT Media Lab. Media Lab çok yeniydi Benim. ve başında da kim var? Nicolas Negroponte, Negroponte. var. Şimdi evet. kim bu Negroponte? Söyleyin, size bırakayım onu. <laughs> Negroponte tüm bu Orta Doğu işlerinden de aynı zamanda sorumlu. Tüm üniversitelerin yönetim kurullarında bulunan ve Büyük Orta Doğu projesi de dahil olmak üzere tüm bu sistematiği gerçekleştiren insan. John, John Negroponte'nin kardeşi bu. Evet, yani kardeş bunlar. Evet. Aynen. Ee, bu istihbarat örgütünün tepe noktasında bir adam John Negroponte. Bu da onun kardeşi, bu mimar. Bu kreatif adam. Yani Nicholas Negroponte, tamam mı? Bunlar Yunan asıllı esasında adalardan Yani da, Ana kıta Yunanistan'da değil. Adalardan tamam. geliyorlar. Şimdi bu bu adamlara ondan sonra bu Wired dergisi kuruluyor, kurduruluyor. Ya yani Stewart Brand var, Nicholas Negroponte var, MIT var. Kurulduruluyor ne demek? Yani, yani bu, bir akıl diyor ki siz hazırsınız bu kadar sistemle ilgili tüm projeksiyonları yapıyorsunuz. Gelin bu sistemle ilgili de yayınları yapın. Biz de bunları takip edip dünyayı bir şekilde şekillendirelim. Orada zaten Peter Schwarz diyor ne kurulacağını söylüyor. Orada. Evet. Diyor ki ya yani internet World Wide Web demiyor. İnternet var bu arada. DARPA'nın yaptığı da World Wide Web'den bahsediyorsun. ARPANET olarak geçiyor o zaman. Evet, ARPANET diye Arpanet. geçiyor ama World Wide Web daha yok. Yani bugün kullandığımız internet diye bildiğimiz şey, WWW diye başlayan evet. sayfaların olduğu şey o, o anda o yok değil. henüz. 91'de gelecek o. Fakat orada adam bunu tarif ediyor. Diyor ki böyle bir şey gelecek diyor. Entertainment Information bilmem ne böyle bir global a olacak diyor, olmasını bekliyoruz. Füzyon diyor. olacak diyor ama şimdi çünkü ne diyor biliyor musun? Bu paranın hareketini takip edecektir bu bu bilginin hareketi diyor. Şimdi ben bunu okuduğum zaman çok etkilenmiştim o zaman da ve konumu bu seçtim. Ben doktora konusu olarak bu konuyu seçtim biliyor musun? Çünkü bu bu kitaptan çok etkilendim ve o zaman bunu daha görmemiştim bu 88 kapan. Fakat şimdi geriye dönüp baktığımızda diyorum ki. Bu kapağı yapanlar bu raporu okuyarak Peter Schwarz'ın dediklerini kapağa yansıtmışlar. Çünkü orada da diyor ki bu şekilde giderse para sistemi çöker diyor. Aynen. Çok net söylüyor bu. Kesinlikle. Para sistemi çöker diyor. O zaman bunu diyor dijital bir şekilde bu parayı sanallaştırdık ya. Paketler halinde aktarmaktan bahsediyorlar. Ha. Yepyeni bir para sistemine geçileceğini söylüyor. Esas orada onu Peter Schwarz söylüyor. Ama bunu... Kapağı taşıyanlar raporu, Shell'in raporunu okumuş olarak çünkü adam aynı zamanda da e, o sırada Londra Stock Exchange'e de danışmanlık evet, veriyor. Evet. Aynı Peter Schwartz. Yani Londra Stock Exchange'in zaten bu adamlar var muhtemelen arkasında. Yani özetle bir Rothschild, Rockefeller orada bir paslaşması var. Tamam mı? Rockefeller kim? Rockefeller da Silikon Vadisi'nin arkasındaki aile değil mi? Evet. Bunu da onun için getirdim. Bu... Onu bir gösterelim. The Startup Game. Bu kitap e, William, Draper. William Draper diye bir e, zatın. Şu anda bu adam 90'ında filan. Bu üç nesil e, Amerikan e, finans... Baskı tarihi nedir? Baskı tarihi de... Kim kaçmış? 2011. 2011 tamam. E, ben bunu Silikon Vadisi'nde aldım. Bunun oğluyla biz ortaklık yaptık. Tim Draper. Tamam. Şu an Tim Draper... Bitcoin'deki en büyük yatırımcı dünyadaki ve devletin sattığı ele geçirilmiş illegal Bitcoin'lerin ihalesini alan kişi de o Tim Draper. Şimdi burada bu adam anlatıyor diyor ki biz Silikon Vadisi'ndeki ilk şey venture capital yani yatırım şirketini kurduğumuzda 3 tane kuruldu. üçünü de Rockefeller 8 milyon 8 milyon hepimize koydu. 8 milyon da devlet koydu. 16 milyon dolarla başladık. Anlatıyor açıkçası. Kitabın içinde mi söylüyor? Evet. Evet. Burada şurada da var işte Rockefeller'lar falan. Evet, burada da hikayesi var. Amerika'da o şekilde işliyor. Yani özel artı devlet. Evet. ikisi bir arada verecek. Yani da zaten devletin ta eskiden beri en eski e, finansörlerinden, Tabii. yapılarından evet. bir tanesi diyelim. 1871'deki 71'den sonraki Birleşik Devletlerin yani anonim şirketinin finansörü ve aynı zamanda kodaman adamlarından Bak, endüstriyelcilerinden Diyor ki 1986'ını çizdim. 1981'de Başkan Ronald Reagan tarafından o sıradaki Export Import Bank of United States ki bunun babası kurmuştur tamam. bu arada. Bak 3 nesil oldu. Babasının kurduğu bankanın başına atandım diyor 81'de. Yani bunlar establishment'ın Amerika'daki derin devleti derin, aslında. De, yani derin devlet deyince biraz daha başka bir şey. Bu yani oturmuş yapının diyelim yani müesses, nizam. müesses nizamın finansörleri. Bunun babası zaten Marshall planının Almanya'da ve Japonya'da uygu, uyarlı, uygulayıcısıdır. Hatta çamur atarlar. Hitler'i de bu finanse etmiştir diye babası yani. Tamam mı? Şimdi bunları söyledikten sonra Silikon Vadisi'nin kuruluşunda bunun gibi arkadaşlarımız kilit rol oynamışlar tamam mı demek ki oradaki her şirketin Google olabilir adı bunu, Facebook olabilir adı veya Elon Musk olabilir Elon Musk şirket demiyorum çünkü bir sürü şirketi var Elon Musk'ın Elon Musk'ın da yatırımcısı bunlar hatta şöyle enteresan bir şey Elon Musk'ın ilk yatırımcısını kontrol etsin izleyicileriniz Steve Jurvetson diye bir adam Son anda da ipten döndürdü hatta Steve Jobs'ında bu ne oluyor? Ortak şirketleri ortak. Yani ne demek istiyorsun? Şimdi anladık ki. On da Blackrock'ta hisse. Evet. Var. Şimdi Blackrock'a Black geleceğiz. <laughs> Belki Türkiye'de evet. Blackrock konusunu keşke o kapağı da getirseydim. Dine, yine Hı -hı. The Economist kapağını. Herhalde 2008 yılında Blackrock kapağını göstererek dünyanın en büyük finansal kuruluşu olarak e, açıklamıştım size. O zaman yalnızca keşinde, yani nakit. 4 trilyon dolar kullanıyordu. Tabii. Şu Şimdi, ağ var mesela benim kitapta evet. Bunun merkezindeki Blackrock ve yan tarafındaki Vanguard'dır. Bu 2011 yılında ETA Zürich'te bizim hocalar ondan sonra bu şemayı ortaya çıkarttılar. Karmaşık ağ sistemlerini. Ve dünyadaki bütün bu gördüğümüz şirketler, holdingler hemen hemen tamamı... ...147 büyük fon ve sigorta şirketiyle direkt olarak bağlantılı. Ve bunlar dünyadaki... ...mevcut hem para trafiğinin hem de kaynakların yüzde kırkını yönetiyorlar. Şimdi ne şöyle zaman? de söyleyebilir miyiz ya? burada Hüseyin? Şimdi BlackRock dediğimiz firma, bahsettiğim rakamlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Yalnızca 4 trilyon dolar nakdi olan, yani Türkiye'nin gayri safisi... ...yani işte dolar düştü çıktı falan diye baktığınız zaman 750 milyar dolar bu resmi olan şeyden yani havadan uçtu, kaçtı, Yastık altında falan söylemiyoruz. Resmi olarak açıklanan 4 trilyon dolardan bahsediyoruz. Minimumda 4 kere Türkiye bütçesini düşünün. Net bu adamın onun 10 on katına yatır. Yıllık kullandığı para bu şirketin 15 trilyon dolar diye bir hatırlatma yapayım. Aynı zamanda bir hatırlatma daha ekleyelim. Bugün Robin Hood dediğimiz GameStop olayı Wall Street'in hoplatılması, zıplatılması olayında Operasyonun içinde Black dur, büyük bir dur, oraya, şeyi var. Orayı oraya <laughs> evet. getirdim. Dur, ona zaman var. Tamam. Şimdi dedin ki bu kapak bugünkü Bitcoin mi? Diye soruyorsun, değil mi? Evet. Ben diyorum ki hayır, o değil. Ne peki? Bugün merkez bankalarının dijital para yapacağız diye bir söylemleri var ya hepsinin, IMF'in, BIS'in, söyleyeyim, Fed'in. SDR'ın hata coin'in çıkması ya, olması. IMF'deyken Bitcoin. o Christian Lagarde hanfendi SDR'a endeksleyeceğiz dedi ama sonradan oradan bu tarafa geçirilince o kaldı. O onun üzerine kapatıldı. Şimdi bu merkez bankaları dijital parası denilen şey eğer Bitcoin diye bir şey hiç olmasaydı Ertan hiç Bitcoin evet. diye bir şey olmadığını düşün hayatımızda şu anda. Dijital paraya geçileceğiz diye konuşuldu. Mesela pandemi oldu. İşte 278 milyar trilyon dolar borç var. Ve biz dijital paraya geçeceğiz deselerdi o zaman derdim ki bak 1988 kapağı şu anda gerçek oldu. Çünkü o ona işaret ediyor birebir. Bitcoin orada bir arıza. Arıza. Sen böyle error. Evet diyorsun ki şunu mu anlıyorum? Yani üst akıl ne kadar kendi parasını dijital para veyahutta bir şekilde dijital bir sistemi oluştururken Bitcoin diye bir error çıktı. Yani evet. fark edilemeyen veyahut da tahmin edilemeyen edilen, bir yapı mı diyelim? Fark edilen. Fark, fark edilen ama tahmin edilemeyen diyelim. Bu kadar hızlı hareket edecek. Hesaplanamayan diyelim. Evet. Yani hesaba yanlış hesabı aldılar daha doğrusu küçümsediler. Küçümsediler. Yani yakın zamana kadar küçümsediler. 2020'nin Kasım'ından beri büyük şirketler buna giriyor. Evet. Ondan önce bir büyük şirketin, bir fonun veya bir böyle nan, anlış bir şirketin Bitcoin aldık dediği duyulmuş değil. Aynen. Şimdi şöyle yapalım istersen. 5 numarayı, 6 numarayı bir ekrana verelim. 6 numaraya gelelim. O GameStop bir ekranı oynayalım. verebilirsek. Çünkü neden? Şimdi... E, biz anladık ki he, bazı yapılar var yani isterse bana göre derin devlet, size göre müesses nizam diyelim. Ya ikisi ee, ayrı şeyler. Ama bana göre müesses nizam diye bir yapının yalnızca mış gibi olduğunu söylüyor. Bu bana göre. Siz başka görüş belirleyin. Şimdi Bak, burada bunu istersen bize anlatsana. Bak anlatayım. Bu GameStop denilen şirket var ya. GameStop şu arkada da vardı da orada. şey al istersen orada tam görelim. Çobu, çubukla istersen. Ya işte e, mavi leşer dediğimin altında ha, tamam, yazan orada var. BlackRock işte aynı BlackRock. Senin demin söylediğin BlackRock aynı şirket. Yani o yatırım şirketi Rockefeller. Ne kadar hissesi var? %11.32. Üstündeki RC Ryan Cohen diye bir adam. Adamın şirket, kendi şirketi. %12.91. Ryan Cohen ne zaman girmiş bak. Orada filing date diyor. Yani bu bunların yayınlandığı bu son yayınlanmıştı. 10 10 Ocak. 10 Ocak. 2021'de hissesini bir anda %12.91 yapıp 2 numaralı hissedar olan bir eleman var orada. Kimdir bu Ryan Cohen diye baktığımız zaman Ryan Cohen 2016 yılında e, bu pet shop'ların kullandığı mamalardan yapıp e-ticaret sitesi kurup Chewy diye 2016 yılında bunu 3.5 milyar dolara satarak rekor kırmış bir girişimci ve bunu yaparken ortağı da BlackRock Ha enteresan. Şimdi BlackRock'la daha önceden beraber şirkette ortaklık yapıp exit etmiş yani satmış çıkmış bir Ryan Cohen denilen adam 2020'nin geçen senenin yazında %10 hisse alıyor bu şirketten. Geçen yılın Ağustos ayında %10 hisse alıyor. Ve sonra da Ocak'ta bunu %13'e yükseltiyor. Şimdi soru şunun üzerine kurulacak. Yani bugün... Ee... Black Rock'ı da Musa Deniz Black Rock, da, e, bak, Deniz, Black Rock e, kapağını e, bize yollamış. İsterseniz e, Twitter'dan görebilirsiniz o sayfayı. Şunu söyleyeceğim. E, yani daha olaylar olmadan bir yapı bir şekilde evet. diyor ki şimdi. ama aynı zamanda bu adamlar, ikinize de bu soru, bu adamlar Wall Street'in kendi yapısını da elinde tutan, Hayır. oradan para kazanan. E işte orada hiç... hisse hisseleri olan dur insanlar şimdi, değil mi? Bir dakika dur. Şimdi burada çok önemli bir noktaya gel. Zurna'nın zırt dediği noktadayız Ertan. Bir ayrışma söz konusu. Bu ayrışmayı işaretleyelim burada. Şimdi bu iki aile aileden çıkmıştır tabii olay da. Yani bu iki yapı parayı basan yapıyla Petrol ve gazı temel alan yani madencilik üzerine para basan o da para basıyor dikkat. Evet. 10 dolara mal ettiğin bir galon benzini 70 dolardan sattığında 60 dolar para basmış oluyorsun. Tamam. Bir tanesi madene entegre çok yüksek marjinli para basıyor. Ötekisi karşılıksız kağıtla para basıyor ve bu ikisi bir ara ortak oluyor. Bazen de bu şekilde görüldüğü gibi karşı karşıya geliyorlar. Şu anda bunlar Karşı karşıya geldiler, GameStop'ta. Çünkü, karşı karşıya... Çünkü karşı... deme, bir reklam Demi. arası verelim. Peki, tamam. o zaman heyecan yapalım. <laughs> yani Wall Street çökecek mi? Gerçekten bu GameStop'ın <laughs> arkasındaki derin konuları da konuşacağız biraz sonra. Şimdi biraz girizgah yapıyoruz, konuların bir şekilde farkına varmaya çalışıyoruz. Efendim, biz çaylarımızı tazeleyelim, siz de tazeleyin. Bir ufak reklam arası, sonra devam edeceğiz. TV 100 ekranlarında kayıt dışındasınız efendim. 2021 ve sonrasında ekonomik ve politik olarak bizleri neler bekliyor? Dünyayı ve Türkiye'yi neler bekliyor? Bunları konuşacağız. Etiketimiz sıradaki felaket. Çünkü pandemiden sonraki felaketleri de konuşacağız efendim. İki tane e, sevgili dostum ekran ekranlarınızda Hüseyin Çiloğlu ve Cemil Türün. Birisi e, diplomat, Birleşmiş Milletler diplomatı ve risk yönetimi uzmanı birisi de hem akademisyen hem de dijital para uzmanı. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Evet şimdi diyorduk ki GameStop. şimdi Wall evet. Street ne olacak, batacak mı, çıkacak mı? Bu Türkiye borsalarını etkiler mi? Ha. Bunları bir görelim. Dijital para gerçekten yükselecek mi? Bitcoin nereye gidiyor? Yatırımlar doğru mudur değil midir? Tamam. Hep sırayla mı yoksa pek? Akışa göre devam tamam, et. Tamam. Şimdi bir kere bu Bitcoin denilen şey ee, bu sizin senin söylediğin o akılın bir üst akılın becerebileceği bir şey değil. Şimdi neden? Çünkü çok teknik bir konu bir. İkincisi çok enteresan bir problemi birisi çözmüş burada. Bu problemin çözümü yeni de bir şey değil. Yani bir anda böyle 2009'da yazılmış bir makaleye dayalıyor. Bir anda olacak bir konuda değil. Arkası var bunun 20 yıl. Bu şu 88'deki olaylardan sonra yapılmış olan Silikon Vadisi'ndeki World Wide Web falan çalışmaların hepsinin içerisinde dijital para çalışmaları defalarca yapılıyor. Batıyor çıkıyor batıyor. Hiçbir tanesi Bitcoin gibi tutulmuyor. Bir dolar etmiyor. Bir kuruş bile etmiyor, bir sent bile etmiyor. Batıyor, 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 batıyor. Yatırım yapılıyor bunlara. Digi, digi coin var, digi cash var, bilmem ne, iyi e cash var falan böyle bir sürü deneme yapılıyor. Ben bunlarla o zaman konum olduğu için ilgileniyordum. Yani bitcoin'den öncekileri de tanıyorduk. Şimdi bu bitcoin makalesi yazıldıktan sonra kimin yazdığını da bilmiyoruz. Takma ismi var. Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto diye. Esasında biliyoruz kim olduğunu ama önemli değil. Çünkü bu adam bu niye önemli değil, niye söylüyorsun? Sebebi şu. Bu adam bu güzel bilgiyi senin tanıdığını ben hani senden duyduğum için biliyorum şahsen ama şahsen tanımıyorum evet, da yani kim etmediğini, olduğunu etmediğini... yani kim olduğunu iyi kötü biliyoruz. Şimdi bu iyi kötü mü biliyoruz biliyor muyuz şimdi? İyi kötü biliyoruz değil ya Şimdi... Mi? şimdi he. Tamam uzan <laughs> <laughs> ya <Yani> işte. <gülüyor> 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 şimdi bu bu adam e, kadın değil, işler, yani, değil yani bu adam yani. bu adam bunu bu bilgiyi bize hediye etti. Bak hediye etti. Yani patentlemedi, üstüne yatmadı, parasını almadı, komisyoncusu değil. Hediye etti bunu. Açık kaynak. Bu dedi milletindir, halkındır dedi. Şimdi halkındır dediği için Robin Hoodluk mu oynuyor yani? Yok, Robin Hoodluk değil. Daha bu, ete, enteresan bir şey. Şimdi bu World Wide Web demiştik ya demin. Evet. World Wide Web de aynı şekilde hediyedir. Onu da Tim Berners-Lee diye bir sendeki bir bilim adamı evet. ilk yazdı. Ee, bilim adamı da değil aslında. Tek, neyse bilim adamı diyelim. Şimdi sör oldu. O da aynı şekilde hediye etti. Yani her web sitesinden bir sent alsaydı adamın 100 trilyon doları olacaktı Tabii. şu anda. O kadar çok web sitesi yapıldı ki çünkü. Bu ikisi de hediye ettiler bunu. Yani bu Şiva Ayyadurai de var. Efendim? Şiva Ayyadurai de var MIT'den. İlk e-maili. Ha evet. Bakın e-mail de öyle. E-mail evet. bunların hepsi protokol olarak. Evet. Yani SMS e-mail için SMTP, Hı. öbürü için HTTP. Hı. Dosya paylaşımında başka bir çocuk evet. yapmıştı. Bunların hepsi hediyedir. Yani kamunun malıdır. Bitcoin gibi blockchain onun altyapısı işte. Bu da hediye Ertan. Bize hediye edilmiş bir şey. Dolayısıyla bunun arkasında yani işte Rockefeller'lar bilmem neler falan filan olsa hediye etmezdi yani. Değil mi? Ben, Sen olsa e, hediye eder miydin? Size bir e, BlackRock kapağı attım. Onu da ekrana verirseniz The ekonomistin. Onu da tamam. yansıtalım. Bir fiyatı da sordun değil mi? Ne evet. olacak? Ben size söyleyeyim. Bu senenin sonundan önce Türk lirası ile söyleyeyim. 900 bin lirayı rahat rahat bulur. Şu an kaç? 200, Şimdi yeni yolladım. 265-266 evet. bin liraydı demin baktığımda. 3 katını rahat rahat bulur. Niçin? Çünkü buna dolar şimdi bitcoin artmıyor Ertan. Bitcoin'in fiyat artmıyor. Dolar düşüyor. Bir öyle bak. Ters bakın. Tamam Dolar düşüyor diye bak. Şimdi 2020'nin başında bitcoin 3500-4000 dolarlardaydı. Oldukça düşmüştü. Çok düşmüştü. 4000 dolarlardaydı. Şimdi 36, 37, bin, 38 bin dolardı şu anda. 38, 42'ye de çıktı. 38. Elon Musk da ne dedi? Haydi Bitcoin'e dedi. %15 o da arttı. O gün %15 arttı. <laughs> Ama Elon Musk bunu yapıyor. MC'lik yapıyor yani. Evet. Ama kendisi e, Bitcoin'i azdır yani. O onun esas işi o değil. O onu goygoycusu. Evet. Şimdi bu GameStop işinin arkasında kim var esas biliyoruz. Orası çok ilginç. 2008 krizini kim bildi? Ertan. Rubini. Bana sorarsan o. Yani bildi öyle çıkıp <laughs> laga luga etti değil. Parasıyla tabii, tabii. ters oynayarak milyar doları kim kazandı soru daha güzel soruyor. Evet. Kim bunu bilerek milyarder oldu? Filmi var değil mi? Evet. The Big Short. The Big Kitabı var Michael Lewis'in aynı şekilde The Big Short. Büyük açığa satış. Burada da açığa satış oldu ya. Evet. Orada da vardı. Kimdi o açığa satışı? Michael Burry diye bir otistik vardı. Hani bir gözü evet, takma evet. hatırlıyor musunuz? Kristen Bell oynamıştı. Aynı Michael Burry dizayn etti bunu. Aynı adam. Ne demek istiyorsun? Diyorum ki şişmiş olan, balon olmuş olan Amerikan borsasını batıracağız dedi. Kimle beraber? BlackRock'la beraber. Şimdi aldın mı cevabı? Evet. BlackRock ee... Evet, tam ekranda Tam görelim. olarak gördünüz evet. mü? Sevgili dostlar, 2000 e, işte e, zannediyorum e, ilk size göstermiş olduğum BlackRock kapağı. Burada bütün bulabilirseniz bu yazıyı The Economist dergisinin eski hani internet sayfasındaki eski yapılara gidin. Ne kadar para kullandığı. Bir de burada şunu unutmamak lazım. Ezoterik anlamda bir şey söyleyeceğim. Sen tabi ezoterizmle ilgilendiğin için Hüseyin. Black konusu önemlidir. Evet. Oraya bir soru işareti. Nedense ezoterik yapılarda dünyanın hani leverage dediğimiz kaldıraçını sağlayacak şirketler veya yapılar önünde bir black diye bir laf vardır. Hep onun üzerine kuruldur. Bunu da böyle bir hatırlatma yapalım. Evet. Şimdi yani 2008 krizinden önce bu çok şişti. Burada saçmalık var diyen yani ve mantıkla konuşan, matematik mantık vesaire bunlarla hareket eden Michael Burry diye otistik bir adam var. Kendi ortaklarına milyar dolar kazandırıyor. Kendisi 100 milyon dolar kazandı o işten. Filmde de gördüğünüz karakter, gerçekte de adı Michael Burry. Bu adam çıkıyor diyor ki, 2019'un Eylül ayında diyor ki, bu GameStop hisseleri gereğinden çok düşük seyrediyor diyor. Ben bunlara diyor 1.250 milyon adet hisseyi satın aldığımı ilan ediyorum diyor. Bu listede var mı Michael Burry demin? Bir daha açalım. O, evet. o listede Michael Burry'nin olmadığını Yok. görüyoruz. Evet. Tamam mı? Neden Michael Burry yok? Çünkü Michael Burry bu goygoylama, gaza getirme işini 2020 yılı boyunca Reddit diye bir site var. Bizim ekşi sözlüğe benziyor. Yani evet. Bizim ekşi sözlük gibi. Programcı taifesinin girdiği, böyle dedikodu yaptığı falan, bilgi sorduğu. Biz de çok gireriz yani. Benim de haftada çok bir Çok güzel bilgiler de var. Çok güzel bilgiler var. O sitede Wall Street Bets diye bir tane alt sitenin alt başlığı var. O başlığın altında bir kullanıcı tamam mı? Ne adı da Deep fucking value. <laughs> tamam mı? <laughs> Böyle bir kullanıcı. Şimdi bu kullanıcı güya çıkartıldı ya bir çocuk çıktı evet. temiz yüzlü. O değil tabii. <laughs> yani kusura bakmayın ama çünkü gidip yazıları okuduğum zaman bildiğin broker ağzıyla yani Wall Street ağzıyla yazılmış bütün cümleler. Bir adam çok kendine güvenli bir şekilde diyor ki kardeşim bekleyin bak neler olacak 18 ay bekleyin diyor. Ya bekleyin bak nasıl Sabırdır şeyler diyor bu işin. Sabır başı. edin bak neler olacak diyor. Ya bak neler olacak diyor. İngilizceden Türkçeye evet. çeviriyorum. Herkes çocuk çocuk geliyor buna diyor ki ya sen ne biliyorsun bize söyle falan diyor. Ya diyor siz diyor karıştırmayın. Bu diyor çok gereğinden fazla shortlandı diyor. Aşırı derecede Melvin Capital. Şimdi bu Melvin Capital falan kim bunlar? Tesla'yı iki senedir zora sokan. Aynen. Fonlar. Yok. Şimdi bak olaya bak. Tesla'yı shortluyorlar Tesla, sürekli. Tesla ya, test Elon Musk değil mi? Elon Musk kendisine karşı Wall Street'ten bir atak oluyor. Bu yeni değil ha, iki yıldır oluyor. Ve adamı Tesla'sını batırmaya çalışıyorlar. Kim batırmaya çalışıyor? Bu kapital şirketleri yani bu hedge fund dediğimiz hedge, fund. hedge fundlar. Capit, bu bir tanesi bu işte Melvin Capital. Bir tanesi de kim? Citadel. Citadel, Citadel kim? Robin Hood'un arkasındaki. Şimdi. Janet içinde. Her şey karışmaya başladı. <laughs> bir dakika. Şimdi izleyicilere tamam, daha böyle daha güzel açalım. E, hani daha. Bak şimdi, şu resim. Şu, şu resim var ya bir numara. Şimdi ondan önce şöyle bir ekrana bir resim daha attım. Böyle konular geldikçe ben de kendi e, cüzdanımda bulunan ve konuyla ilgili son attığım resim. Bir onu verirsek Reddit'le ilgili bir yazı yaptı. Kim yaptı? The Economist. Fakat Reddit'in slogan şeyini, amblemini değiştirdi. Hmm. Şimdi görürseniz The Economist bir şey dedi onun altına. Reddit dediğiniz aslında dedi en vahşi köpek balığıdır. Şimdi bakın bu büyük bir tehdit. Hangi o Ocak başında? Şimdi mi? hemen hemen Seni şimdi payla, yayınladı. Ha. Yani belki 10 gün, 15 gün önce. Şimdi belki daha da az olabilir. Tarihine de bakarız. O gelene kadar sen devam et. Tamam bak. Şimdi daha basit anlat. Basit yani anlat. çünkü bizi izleyen, Street... borsaya girmek tamam. isteyen genç arkadaşlar var. Tamam. Wall Street diye bir yer var. Wall Street'in içerisinde. Hisseleri satın alıyorsun, hisseleri değeri yükseliyor falan. Herkes böyle düşünüyor ya. Bir de bunun tersini oynayanlar var. Yani Hissenin yükselmesine değil düşmesine yatırım yapanlar var. Ama bunu normal sokaktaki bizim gibi küçük yatırımcıya açmıyorlar bu olayı. Evet. Bu, bu diyorlar özel. Hani bu Las Vegas'ta bir ortalıkta bir kumar evet, dönüyor bir ekranda. yukarısı var ya. Bunu e, heh. şimdi Reddit'in e, şeyini. Çok canı yanmış demek bu. Tabii çok, çok canı yanmış. Yani diyor ki sistem aslında bir başkası Wall Street'e savaş açtı. Doğru mu Hüseyin? Nasıl evet. yapabilir bunu? Bunun arkasında ne diyor cürek? ki hatta <laughs> ne o kadar çok diyor bizim etimizi koparttı ki onlar bir köpek balığıdır. Evet. Ve eğer durdurulamazsa Wall Street düşer diyor sevgili dostlar. <laughs> yani kız tabi öyle yazmıyor. Orada kalabalığı yıkıcı gidiyor. ticaretinden Arkadaki Black bahsediyor Rock ama. Bunlar mu? Arkada, arkada Black Rock'u bilmiyor mu? Arkada Black Rock'u bilmiyor mu? Biliyorlar. Tabii. Tabii. O şimdi Hayır tam ki... tersi soralım. Black Rock bunları bilmiyor mu diye soralım. ha <laughs> BlackRock hangisini bilmiyor? Bu sistemi bilmiyor mu? Zaten bunları destekleyen BlackRock'ın kendisi değil mi? Hayır işte ayrışma oldu diyorum. Bak Tesla, evet. Tesla ile ayrışma oldu. Şimdi Tesla ne yapıyor? Karbon e, kirliliğine karşı bangır bangır çalışmıyor mu? Araba elektrikli, efendim çatılarda güneş şeysi yapıyor. Bir taraftan bir başka şirketinde panel şirketi var. Bir tane pil şirketi pil var şirketi, kocaman. Nevada'da, fabrikası, falan. fabrikası var filan. Ne bunlar? Şimdi dersin ki bu normalde doğayı kirleten kim? İşte bu Exxon, Mobil, Shell, bilmem ne falan değil mi yani? Rockefeller evet. ailesi değil mi? Endüstriyel yapı. Endüstriyel yapı. Endüstriyel yapıya karşı Detroit'teki eski usul petrollü arabalara karşı elektrikli araba yapan bu adam değil mi? Peki kim bunun yatırımcısı? Hatırlatıyorum tekrar. Steve Jobs'ın yani bunun oğlunun ortağı. Yani BlackRock'ın zaten fonladığı, fonladığı bir şey. Var. Yani Elon Musk'ı BlackRock fonluyor arkadaşlar. Tabii. Rockefeller fon niçin fonluyor? Çünkü Rockefeller'ın muhtemelen gördüğü şey dünyada gerçekten yaptıkları işin sonuçlarının dünyadaki ekosistemi bozacağını gördükleri için ama bunu böyle ilan etmeden... Veya öyle olmasını insanların görmesini istiyorlar. O şekilde olması yönünde çaba harcıyorlar. Hüseyin sen kitaba ekledin. Yine dönelim 1988. Ha. Senin yorumun ne? Şimdi benim yorumum ben zaten orada şöyle bir e, çıkarımda bulunmuşuz. Yani Anka diyor ki mesela o içerisine girersek e, sayfaları şu an öyle zannediyorum 27. sayfada. Muhtemelen diyor bugün özel çekim hakkının yani o zaman SDR... 1900 Ne şey, demek özel dönem. çekim hakkı? Special drawing rights. rights dediğimiz bir şey vardır. Yani bu altın değerliği özellikle e, Amerikan dolarının çıpa olarak arkasından kaldırıldıktan sonra e, uluslararası para fonu diyor ki her ülkenin bana üye olan ülkelerin belirli bir e, şu an havuzda bulunan e, para birimlerinin oranı kadar özel çekim hakları olacak diyor. Ve bunu onlara tahsis ettim diyor. Bu şekilde gelip benden bir fon sonuçta banka değil yanlış anlıyor insanlar sanki bankaymış gibi bu bir fon. 1944'te Bretton Woods sistemi içerisinde Henry Dexter White bir masada ondan sonra e, İngiliz Keynes diğer e, karşı tarafta. Bu ikisi de Dünya Bankası'nın kurucusu diyelim. IMF her ikisi bir arada yani uluslararası evet. para fonu ile Dünya Bankası o zaman şey de var. Irbidci e, olarak şeyi de oluşturuyorlar bir de uluslararası fonu IIF'ı da oluşturuyorlar yani onların yanında böyle bir de küçük bunların enstitüleri var. Tüm bunlar e, para, sistemini. para sisteminin temellerini inşa ediyorlar o dönem açısından. Ne olacak? Altyapı yatırımlarını Dünya Bankası finanse edecek. Ülkelerin fona ihtiyacı olduklarında da uluslararası para fonu devreye girecek ve bunları fonlayacak. Fakat neye göre? Şimdi o dönem çok ilginç bir şey oluyor. Bunların kasasına ciddi anlamıyla bir değerlilik, bir collateral yatırmanız gerekiyor. Bunlar da altın. Bugün çok ilginç bir şey söyleyeceğim bu akşam. E, belki duyulmamıştır, hiçbir yerde de daha önce söylenmemiştir. Bunların arkasına konmuş olan altınların şu an akıbeti bilinmiyor. Yani Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'na e, bu fonları ve bu kaynakları yaratmaları için gerekli olan temel değerin nerede olduğu bilinmiyor, ne olduğu bilinmiyor. Sence i̇şte 1971 yılında Senin Ağustos ayında Nixon'ın o şeyi kaldırmasının altında yatan neden artık dünya Amerikan dolarına yeterince alıştı ve bundan sonra bir çıpaya gerek yok. Arkasında işte her bir ons altını getiren veya alan şu kadar maliyette doları alabilir gibisinden bir sistematiğe artık ihtiyaç duymuyor. Çünkü neden? O dönem Kissinger ve diğer tayfa şuna karar veriyorlar. Hemen zaten o petrol krizleri falan oluşuyor. 1973 gibi. Diyorlar biz bunu petrodolar sistemi olarak dönüştürelim, yapılandıralım. Ve o şekilde artık altına herhangi bir gereksinim kalmıyor. Fakat ülkelerin çoğunun bundan haberi yok. Neden? De Gaulle altınını istiyor, gemiler gönderiyor. Ondan sonra vereceksin falan. 68 olayları bunun üzerine zaten ciddi anlamda Fransa'da. Fransa'da patlatılıyor. Yani o şekilde şimdi günümüzde de gördüğümüz gibi öğrenci olayları falan neden? Çünkü dünya para sistemi, finans sistemine ilişkin büyük değişimler var o dönem. İkinci Dünya Savaşı'nın Fransa'daki lideri, kurtarıcısı De Gaulle diyor bir ki, şekilde gençlik ben hareketleriyle ulusal, birlikte. ulusal ulusal e, sisteme dönüş yapıyorum ve hatta nükleer santralleri ilk defa Avrupa'da diğer hiçbirisi cesaret edemezken De Gaulle diyor ki ne? Biz kaynaklarımızı, enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmeliyiz. Yüzde ellisinden fazlası nükleer enerjiye dayalı olmalı. Şimdi o dönemden itibaren de yavaş yavaş bütün dünya vazgeçmeye başlayacak. Almanya, diğerleri falan böyle yapımlarında e, ciddi durdurmaya doğru gidecekler. Neden? Çünkü o dönem biraz önce de söylendiği gibi Rockefeller'lar özellikle e, fiyat, Agnelli denilen fonlar ve diğerleriyle beraber Roma'da bir yapı oluşturuyorlar. Bu ilk önce İsviçre'nin Bern e, şeyinde, şehrinde e, bir araya geliyor bunlar. E, i̇çerisinde senle daha önce bahsetmiştik Hasan Özbekan denilen bir Türk röportörü evet. var. Roma kulübünden bahsediyoruz. Ünivers evet Roma kulübü. University of Pennsylvania'da endüstri mühendisidir kendisi. Bu yapılarla Alexandria Peçeyi falan bu Fiat Otomotiv'in e, başında bulunan yapılarla ve diğerleriyle arkasında da Rockefeller Foundation. Ve şu e, felaket tellallığında bulunuyorlar. Eğer elimizi çabuk tutmaz isek, dünya kaynakları önümüzdeki 20 yılda tükenecek. Yeni bir endüstri devrimine ihtiyacımız var. Bunu söylediklerinde yıl 1968. Tam bu olayların ortaya çıkmaya başladığı dönem. İşte bu kulüp ve yapı oluşturulacak. Ardından da 1968 yılında Zbigniew Brzezinski şunu yazacak. İki teknokratik çağ arasında Birleşik Devletler'in rolü. İki teknokratik çağ arasında Birleşik Devletler'in rolü. Aslında hem 20. yüzyıla hem de 21. yüzyıla atıfta bulunuyor. Şimdi o makaleden sonra bu Roma Kulübü ve Trilateral denilen üçlü komisyon oluşturuluyor. Yine Rockefeller'ın öncülüğünde. Bilderberg yine bunlara eklemlenmiş bir biçimde. Dünyada küresel ısınmanın geldiğini, Ondan sonra MIT'deki sistem dinamikleri bölümüne, Meadows'lara, e, ondan sonra e, bir bilgisayar simülasyonu yaptırıyorlar. O dönem tabii daha ilkel anlamda. Ondan sonra ve bu simülasyon 2000 yılına gelindiğinde eğer böyle giderse kaynaklar bu şekilde hızla tüketilirse bütün dünyanın tükeneceğini, ondan sonra dünyadaki kaynakların yok olacağını Ondan sonra insanlığın bundan sonra fonksiyonel olarak işleyemeyeceğini ortaya koyuyorlar. İşte bunlar planlama yapıyorlar. Her 10 yılda bir de bu Roma Kulübü yeniden toplanıyor. Şimdi neredeyiz? Şimdi neredeyiz diye böyle raporlar yayınlıyorlar. Ve şunu göreceğiz. 1980'lerde asit yağmurları başlanacak deniyor. Bunlar olmuyor. 90'larda Ondan sonra bütün ekosistem ciddi anlamda zarar görülecek deniyor çünkü simülasyonlar ortaya koymuş konmuş matematiksel modeller, algoritmalar var ortada ama bunlar gerçekleşmiyor. Peki ben o zaman sordum e, MIT'de, ondan sonra e, bizim e, hocalar ve diğerleri bu tür şeyleri siz zamanında yaptınız 1970'lerde daha projeksiyonlar Pro, bu projeksiyonlar uzun erimli olarak gerçekleştirildi. Peki siz varyasyonların çekimini yani ortada şu an için bilemediğimiz faktörlerin zaman içerisinde oyuna girerek denklemi tamamen değiştirebileceğini nasıl öngöremediniz? Bu konuda sessiz kaldılar. Buna örnek ver bir tane. Ne oldu da böyle bir Şimdi, varyasyondan bahsediyorsunuz? Şöyle, biz gezegendeki kaynakların sınırlı olduğunu düşünüyorduk. Nasıl? 1968'de 1970'lerde yapılan projeksiyonlar, sondajlar dünyadaki petrol kaynaklarının o zaman için dünyaya 2000 yılına kadar yetebileceğini en fazla en ileri şekilde yani en sonuna kadar dibine kadar hatta büyük bir kısıtlamaya bile gitsen 2000 yılına kadar en fazla yetiyordu. Peki sonra ortaya ne çıktı? 80'lerde 90'larda yapılan sondajlar aslında bildiğimiz kaynaklardan daha öte dünyanın içinde farklı bölgelerde kaynakların olduğunu ortaya koydu. Bunlar içerisinde Afrika'daki kaynaklar var. Daha sonra ortaya çıktı. Kutuplar, kutuplar Kutuplardaki görüyoruz. kaynaklar Nor daha Norveç. sonra. Norveç taraflarında daha sonra ortaya çıkacak. İşte Norveç'i şu an olağanüstü derecede Akdeniz zengin Akdeniz'i hiç yapan. saymadık bu arada. Şimdi Akdeniz'i falan Tabii. bilmiyoruz. O zamanlar daha yeni 1980'de bu deniz ile alakalı olan şeyler devreye girecek e, diplomaside. Şimdi tüm bunları bir araya koyduğumuzda bilinmeyen faktörler devreye girdi. O gün için bilinmiyordu bunlar. Yani üst akıl dediğimiz yapı ne kadar iyi projeksiyon yaparsa yapsın henüz bu karmaşık evrende, bu dünyada bile yani bırakalım evreni, dünyada bile kaynakların neredeyse bilinen bir yapıda bile tüm bunları hesap edebilecek zekaya, o öngörü yeteneğine sahip değil. Aynen öyle. Tamam. Yani uzun erimli bir takım stratejiler yapılabilir, bir takım projeksiyonlar gündeme gelebilir. Bunların bazıları çok iyi tutabilir. Olağanüstü derecede iyi böyle tam 12'den vuruşlar olabilir. Fakat göz önüne almadığınız diğer faktörlerden dolayı yani siz kaynakların hepsini doğru biçimde hesaplayamadığınızda işte o büyük vuruşunuzda gerçekleşmiyor. O son vuruşta gerçekleşmiyor. İşte, ben bu arada bir Bitcoin şeyi atladın. Evet. Bitcoin de öyle bir şey. Onu e, Şimdi dedin ki Dünya Bankası kuruldu evet. ardından bütün ekonomik dünya yöneten ekonomik sistemlerin hepsi bir şekilde oturtuldu. Keynes, meynes, tayfası. Çok güzel. Bu tarafa döndüğümüz zaman satır arasında onu cımbızla çekiyorum. Hı hı. Altınların ne kadar olduğunu, nereye gittiğini bilmiyoruz dedin. Evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımız zaman herhalde 8 bin 200 ton, evet, civarında, 200 ton bir... civarında altını var Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olan resmi olarak resmi olarak söylene. Evet. Onun dışında bir altından bahsediyorsun. E, Renk, tabii. Çünkü kayıt yani dışında. O zaman, o zaman bu e, altınlar nerede ve niçin saklanıyor? Bretton Woods'un e, yan anlaşmalarında e, kayıt içinde olan bir şey. Evet. Ama kamuya doğal olarak açıklanmamış olan bir olgu. 50 yıl boyunca da bunun e, gizliliği esas olarak tutuluyor. Sonradan açıklanabilir ama kaldırılmıyor tabii ki. Ne olduğu şu an? şüpheli. Nereye gittiği şüpheli. Aynen nazi altınları gibi ki onların da aslında nazi altını mı başka bir şey mi olduğu oldukça şüpheli. O bakımdan da Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an ne kadar altının da olduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen bu 8200 veya 8800 ton artık ne kadar söyleniyorsa 50 yıldır bunun muhasebesi yapılmadığı için ortaya konulmadığı için bunun kat be kat aşağısında belki %400, %500 daha da aşağısında Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde bir altın vardır. O yüzden Almanya Bundesbank 2013'ten itibaren bu New York'ta tutmuş olduğu altınlarını çekme kararı aldı. Yani bütün o daha sonra ne Fave'ye gittiler ondan sonra Volkswagen'e o operasyonlar yapıldı. Neden yapıldı? Tam bu Nesbank, Alman Merkez Bankası bu kararı verdi diye. Biz 3.400 kaç yüz ton altınımız var. Bin tonun üzerinde de Amerika şimdi, Birleşik Devletleri'nde duruyor. Bunları geri çekiyoruz dediği Yandan itibaren o soruşturmalar 2014-2015 yılında başladı. Şimdi Başına geldi. buraya gelmişken ikinize de sorayım. Biraz ekonomi tarafına, altın ve gümüş tarafına geçelim. Şimdi YouTube aracılığıyla bir yıl ekonomi gurusu veyahut da öyle kendini tarif eden kişiler dediler ki gümüş çok yakın zamanda acayip uçacak, kaçacak filan. Bir baktık gümüş ve altın düşmeye devam ediyor. Evet. Şimdi e, benim bütün incelemelerim şunun üzerine kurulu. Eğer dünyada bir savaş çıkacaksa maalesef kağıt para dediğiniz bir anlamı olmayan yalnızca veyahut da dijital para dediğiniz e, yalnızca bilgisayarın üzerindeki rakamlardan bahsediyoruz bana göre. Bana göre diyorum. Ee, bu rakamların dışında bir de fiziksel para dediğimiz bir yapı var. O da nedir? Altın ve gümüş. Gümüşe genel olarak çok büyük bir değişim görmüyoruz. Savaş öncesi. Ama altın yavaş yavaş bir akıl tarafından toplanır ve o yükselmeye başlar. Şu anda dünyada altın yavaş yavaş yükseliyor. Türkiye'de altının düşmesi yarın çıkmayacak anlamına gelmez. Bunu Kesinlikle. kayda geçelim. Yani e, doların düşmesi Türkiye'de çıkmayacak anlamına da gelmez veyahut da dövizin diyelim. Ertan, bak. bir bitireyim ondan sonra girin siz. Şimdi şunu soruyorum size. Bu altınların inişi veyahut da gümüşün çıkışı neyse konu o konuya nasıl bakıyorsun bu kadar e, bilgi üzerine. Amerikan dolarını ele alalım. Biraz önce de söylendi. Aslında Bitcoin artmıyor. Veya altın veya diğer bir takım emtialar e, temel para birimi öyle söyleyelim 5000 yıldan beri. Bunlar aslında artmıyor. Mevcut sisteme olan güven aşındığı için ve o sistemin bel kemiği olan dolarda ciddi bir erime meydana geldiği için bunların değeri yükseliyor. Yani o sepetteki bir değer aşağı doğru indikçe diğer aşağıda kalan değerler zaten baskılanmış olan. Evet. Bakın baskılanmış olan, manipüle edilmiş olan spekülatif olabilir. Borsalarda ve sistemde spekülasyon e, yasal İşin kılıflar içerisinde evet zaten temelinde yatıyor. Bu konuda bir şey yapamam ama manipülatif bir biçimde baskılandığı için mevcut mali düzeni gerçekleştirmek isteyenler bütün o Black Rock'lara, Vanguard'lara, diğerlerine, Fidelity'ye trilyonlarca dolar servet ve kaynak transferi yapabilmek için ve bunların alt kuruluşlarına ilan maslara şunlara, bunlara bu paraları gönderebilmeniz için sizin mevcut sistem içerisinde Ekonomik yapıyı tamamen mali finansal hale getirmeniz gerekiyor. İşte bütün bu dijitalleşme, bütün bu SDR ve dijital bir takım yapıların ortaya çıkarılmaya çalışılmasının nedeni o. sistemi köpük olağanüstü bir dereceye ulaştı. Artık türev ürünlerle beraber trilyonlarca dolardan bahsediliyor. Hmm. Bırakın 100 trilyonu, katrilyonlarca, 1.5, 2 katrilyon dolardan bahsediliyor. Şimdi böyle bir ortamda sizin risklerinizi açmış olduğunuz opsiyonları opsiyon piyasası vardır. Biraz önce GameStop'tan bahsederken hisse yönüne baktık. Ama aynı zamanda bu Melvin Capital'in yaptığı orada bir başka oyun daha vardı. Açgözlülük daha vardı. Opsiyon açmıştı. Tamam. Opsiyon açtığınızda neredeyse hiç borç para almanıza gerek yok. Yani hisse senedinde olduğu gibi. Veya bir takım şeyleri yapmanıza gerek yok. Sadece Put optionları put Evet. Yani 3 ay, 6 ay, 1 yıl ne kadarsa bekleyeceksiniz. O belirtmiş olduğunuz noktaya geldiğinde elinizdekini alıp satacaksınız. Veya düştüğünde yeniden alacaksınız. Onu bir Soruncum şekilde karşılayacaksınız. Ee, Şimdi altın... Cemile de soracağım Hı -hı. aynı soruyu. Şimdi... Emtiyadan bahsedelim. Değerli olan emtiyanın kendisi evet. değil mi aslında? Evet. Yani para önemli değil. Dijital bir şeyin de önemi yok. Çünkü önemli. şundan bahsediyoruz. Var ama yok. Yani Hayır şundan o, bahsediyoruz. Birazdan ben onun çizimini Neden bahsediyoruz? Diyorsunuz. Yani çok basit bir anlatım vardır ya. Güney kutbuna gidersen işte bir tane kutuplarda yaşayan adama bir tane elmas götürdün verdin çok değerli. Adamla diyorsun ki balığı değiştirir misin? Onun için bir anlamı olmadığı gibi. Yani asıl e, olan emtiyanın kendisi. Şimdi bunu evet. eğer ki bir şekilde matematiksel bir formüle çevirelim dediğimiz zaman o zaman para yani banknot veyahut da türevler neler Itibari varsa para onlar giriyor. Sorumu sorup hemen Cemil'e geçiyorum. Diyorum ki sence bundan sonra altın ve gümüş yani e, iyi veya kötü sistemin temelini oluşturan yapı nereye gider? Tarihte her zaman Ertan. Yeni bir finansal sistem oluşturulduğunda, bu illa 21. yüzyıl ve sonrasında böyle olacak diye değil ama insan açgözlülüğü sadece bu dönem ortaya çıkan bir olgu değil. Ne zaman ki insanlık ciddi anlamıyla raydan çıkmaya başlamış, tarih boyunca bu böyledir. Roma'daki hiperenflasyon dönemleri de böyledir. Yani Justinian ve sonrası dönemde ortaya çıkan şeyler. Dünyada genellikle bu bozulma ciddi anlamıyla itibar kaybı, güven kaybı ortaya çıktığı andan itibaren finansal sistemde bir değişim kaçınılmaz olur ve genellikle bunun İngilizlerin tabiriyle söyleyelim backbone'u arkada yatan temel noktası altın ve değerli metaller olur ve bunlar üzerine kurgulanır. Sistemi inşa edenler veya yani o üst aklında üstünde bulunan diyelim yapı veya şey dünyada bütün bu değerlerin esas anlamıyla, yasal anlamıyla, yasal anlamıyla ondan sonra e, arkasında duran şey temel değeri her zaman için getirmeye çalışır yani, ve bu altın, şöyle mi altına dayalı bir evet. sistem olur. Bunu sıfırlamak isteyen veyahut mevcut sistem içerisindeki risklerini en aza indirmek isteyenler açısından diyelim ki Amerikan Merkez Bankasıysanız, Olağanüstü derecede açığınız varsa, riskleriniz varsa, opsiyonlarınız muazzam derecede ise veya Avrupa Merkez Bankası isanız ki Avrupa Merkez Bankası diye bir şey yok bana göre o da bir FED'dir gerçek anlamda. Ondan sonra Japon Merkez Bankası isanız kendinizin oluşturacağı bir dijital para sistemiyle Aynen Stiglitz'in, aynen Harvey'in de dediği gibi risklerinizi sıfırlamak isteyeceksinizdir. Bunu yapmak için atılım gerçekleştireceksiniz. Ama sistemin esas arkasında bulunan e, o akıl, daha doğrusu o zeka ortaya çıkarak daha farklı bir oyun oynayacaktır. Şunu hmm. sordum, yani diyorsun ki ne olursa olsun iki tane değerli... MTA var. Bir tanesi altın, bir tanesi gümüş. Hayır, sadece gümüş Onu... değil. Platin var, platin vesaire. Yani yok. Var, oyun, oyunda kurucu olarak bor, kullandığımız. Bor Bor, bor ve Sen diğerleri. Sen nasıl bakıyorsun? De. Katılıyor Bak. musun? Katılmıyor musun Hüseyine? Şimdi <laughs> altın ve gümüş bundan sonra değerli <laughs> olmaya devam edecek mi? Veya yükselmesi neye delalettir? Alt, altın ve gümüş şu anda demin anlattığımız bu Melvin Kapitallerin hedge fund'ların dünyası var ya. Evet. Burada bunların tamamı sanal durumda şu anda. Sanal gerçek getir bakalım bu altınları dediğinde yok Yok ki, öyle bir şey. Arkada yok kağıt. Bak, sadece Ama şimdi şundan bahsetmiyorum. gümüşte bir ons fiziki gümüş Bakın şun, yerine 186 şundan bahsetmiyorum. ons olduğu varsayılıyor. Şimdi, 186 kat aynı durum, bir risk durumu var. Hüseyin aynı durum. Bretton Woods 1944'de gidelim. <laughs> 44-47 arası. Dediler ki arkadaş bundan sonra altın maltın yok. Bizim bu paramız geçerlidir. Bunun ismi de yeşil bir dolardır dedi her şeyi buna endeksleyeceksin dedi. Şimdi şu anda da aynı realizasyon devam ediyor. Ben, sana ben şunu çok diyorum çok daha kötüsü bak. Ben şunu bak şu sorunu bir kadar... sorayım. Bir rahatlat beni. Bak. Diyorum ki altın yükselecek mi? Gümüş yükselir, reel altın ve e, acayip ayıp yükselecek. Acayip yükselecek ama ha. altın kağıdı değil bak altının kendisinden. Borsadaki kağıtları evet. sahte bitecek. Onlar evet. zaten çökecekler. Tam mı? Gümüş sahte bak ne diyor Wall Street Bets'çi çocuklar ne diyor? Tabi arkada Michael Burry var unutmayın bak. Wall Street bats'ten çıkan aklın arkasındaki adamlar boş adamlar değil. Michael Burry gibi bu işin e, felsefesini de bilen kendisi parasıyla da bu işe yatırım yapmış akıl var arkasında. Michael Burry orada gözükmese de orada var. Ne diyor? Bakın ikinci oyunumuz gümüş diyor. Yani tamam, GameStop'u gördük. Ne oldu? Wall Street'te delik açtık. Yani duvarı bir sıradan kırdık. bir olay değil. Kırdık yani GameStop girdik içeri olayı ya. Sıradan. Bak böyle kırdık, gerçekleşen girdik. bir şey. Kim? Değil. Biz girdik. Ertan. Evet. Kim, kimiz biz, biz? Biz halk. Şimdi adam elinde bin doları var, 600 dolarlık e, çek. Beş doları var. Ama, Amerika Birleşik Devletleri çek. Merkez Bankasının verdiği çeklerle insanlar diyor. Yoksa kendi şeyini alır. Simülasyon yapmadı. çeki var ya. <laughs> evet, Simi evet. diyorlar onlara Simi. orada. Evet. Simi. Herkes simi 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 ben ne diyordu bu simulation şeymiş bu. İşte sim e... yardım parası. Yardım parasıymış ya, işte, yani. tamam mı? Annesinden babasından alıyor simiyi çocuk tamam mı? Bu buraya bet ediyor ve 30 kat 20 kat kazanıyorum kazanıyor. Neyi gördü bu? Kitle az biz değil ha yani 4,5 milyon kişi var burada. 4,5 milyon. Ertan bak bir daha söylüyorum. A kapital B kapital. 2, değil mi? Bir tanesi işte Citron, Citrus mu? Citron. Ötekisi de Mervin. İki tane. Bir de bu şey var. Robin Hood var. Robin Hood'un arkasındaki de aslında göstermeden şey. Öbür tarafın adamı. Yani bunlar beraber yiyen, içen, golf oynayan tipler. Bir tanesi o gençlerin kullandığı uygulamanın arkasına gizlenmiş durumda. O resimde bir numarada zaten. Bir var. numarayı bir verelim mi? Yani Goliath ve e, Davut hikayesini yani güya, anlatıyorsun. Gü, güya, Güya, evet. işte Güya çocuklar hani taşla o kravatlı sweet diyorlar onlar. Kendi aralarında konuşurken sweet, sweet diye bahsediyorlar. Bu sweetler de bunlara Hikaye laf Hikayeyi bir istersen. Ee, şöyle yapalım. Ee, yani bize göre Davut peygamber şimdi, şimdi e, büyük Davut... bir dev olan Goliat'ı Evet. Yani tek gözlü golyatı bir eee sapan taşıyla ha. devirir. Çünkü burada espri ne? E, evet. buradaki espri ne? Buradaki espri güçlüğü çocuk yeniyor ama neyle? Başka bir araçla. Yani onun kendi güçlü olduğu tarafta karşısına gelip bilekle Yumrukla değil, İmkansız yanına olur. gelmeden, buradaki anlatılan o. Yanına gelmeden başka bir araç, bir teknoloji kullanarak, bak teknoloji kullanarak. Şimdi buradaki hikayede de öyle. Bu 4,5 milyon genç, bunlar hakikaten Z kuşağı, Y kuşağı yani hakikaten genç. Bu insanlar birlikte hareket ediyorlar. Paralarının gücünü birleştiriyorlar ve merkeze saldırıyorlar. Desentral bir yani gayri gayrimerkezi bir yapı Topluyor bunlar birbirlerinin gücünü 4,5 milyon kişi Bu sapan oluyor tak diye deviriyor Şimdi burada bir problem yok mu? Buradaki problem Sosyolojik yok. bir problemden bahsedelim Şimdi ben diyebilirim ki bir genç olarak Ya işte herhangi bir gruba da üye olsam Yani diyebilirim ki ya arkadaşlar Bir şekilde sistem böyle bir şey yapıyor Gelin hep birlikte e, bu işi yönetelim Ve saldıralım Yönetelim ha, şimdi, lafını kullanma. Bak, bak, Yönetme yok burada. Hiçbirini ben, yöneten ben yok. ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim aklım böyle çalışmadığı için bu kelimeyi kullandım. Ben herhangi bir yapının arkasında muhakkak üst akıl olduğuna inanan birisiyim. Işte. Yani şunu söylemek istiyorum. golyatı deviren e, David'in, Davut peygamberin yani elindeki o sapanı vermek için hazırlanan arkada bir... E ee, İsrail oğulları var değil mi? Önüne veriyor. Diyor ki Bak, e, sen Ertan. aslansın, koçsun, hadi başla. Ertan yeni bir birisi şey taşı attığı zaman e, gol devriliyor yani. ve ondan sonra yalnız... yeni bilgi var Ertan. Kabule Efendim? hazır mısın? Yeni bilgi var. Evet. Kabule hazırım de. Neye hazırım? Yeni bir bilgi var burada ve kabule hazır mısın diye soruyorum. Yok Bak. ben e, bilgiyi çok net duymadan e, şey yapmam. Çünkü ters okuyacağım. Dinlemeye hazır mısın? Evet tabi dinlemeye tamam, hazırım. O zaman söylüyorum. Buradaki yeni bilgi şu. Burada bu sefer bir program var, bilgisayar programı yazılmış, açık kaynak, okuyabiliyoruz, anlayabiliyoruz. Çok basit bir şey. 21 milyon tane olacak, o zaman duracak. İşte 4 yılda bir yarayacak. Kuralları belli. Tamam bir sayfa bir şey, böyle. Yazıyor işte hepimiz okuyoruz. Blok zincirine dayanıyor. Akıl burada. Üstü, altı yok. Akıl bu. Bundan başka bir şey yok kardeşim. Ben okudum, gördüm arkasında başka gizli NSA, Amerika, bilmem ne. Aramayın ya, bitsin bu aramanız artık. Program yazmış adam ve program işliyor. Şimdi Programdan bu çocuktan bahsediyorsun. Bilgisayar programı ya, fark yani logic. Hayır ya, mektup diye söyleyeyim o zaman. Evet. Ben sana mektup yazdım. Tamam. Benim mektubum işliyor arkada. Tamam. Sözümü tutuyorum. Mektupta yazdıklarımın aynısını gerçekleştiriyorum yani. fark orada. Yani mektuptan farkı bir bilgisayar programı dediklerini gerçekleştiren bir şeydir. Şimdi burada söylenen her şey şu demek. 2035 yılında bir gün dünyada kaç Bitcoin üretileceğini biliyoruz biz bugünden. Nereden biliyoruz? İşte burada yazdığı için. Çünkü matematikle hesaplıyoruz, o günü görüyoruz. Hiçbir şansı yok bunun değişik çıkmasının. Şimdi buna karşı Wall Street var. Ne var Wall Street'te? Görünmeyen kapalı yapılar. Kim olduğu belli olmayan insanlar. Havadan basılan paralar. Karşılıksız işlemler. Bunlarla ülkelerin hayatıyla oynadılar mı 30 yıldır? Tabii, tabii. Oynadılar. Çok ne, evet. Değil mi? Tabii. Dünyanın her tarafı bu basılmış paralarla yapıldı. Şimdi biz diyoruz ki biz kim? Bu teknoloji insanları. Diyoruz ki bakın arkadaşlar para teknolojiydi değil mi? Para eşittir. Para bir teknoloji. Aynen. Siz şunu söyleyin bana ben üniversitede okurken parayla ilgilenen bir kişi... Teknoloji bölümlerine mi gidiyordu, işletme ekonomiye mi gidiyordu? Cevap ver. İşletme ekonomi. Artık değil. Tabii. Bitti bu. Bitti. Bundan sonra teknolojiyle ilgileneceksen bilgisayar bölümüne gireceksin. Hayır, 30 yıl önce zaten bu akım başladı. Yani büyük fonları o 98 batışında ondan sonra 2008'de zaten o büyük balonlaşmayı görenler mühendislik bölümlerinden çıkmış olan insanlardı. Doktora'lı evet. MIT'de ondan sonra Satoshi de öyle. Satoshi çok teknik bir kişi evet. ya. Satoshi'nin daha önceden kendi yaptığı ya yani Satoshi olan aslında gerçekte her kimse o kişinin daha önceden Bitgold diye bir çalışması var. Tabii tamam. Bir şeyin üzerine dayanması gerekiyor. Yani Neden altını simüle ediyor. Fakat eksik kaldığı bir taraf var. Eksik kaldığı tarafı kim tamamlıyor biliyor musun? torrent diye bir şey var ya. Hı -hı. BitTorrent'teki bilgiyi alıyor. Ha şimdi tamamlan Ve tamamlanan şey dünyanın 10 bin yıllık geçmişinde çözülmemiş bir problemi çözüyor bu. 2009 yılında. Bu Satoshi çözüyor. Bitcoin evet. çözüyor. Şimdi burada çoluk çocuk işi yani karşımızda. Bitcoin deyince çoluk çocuk var zannediyorlar ya. Bu Cennet Yalan demiş ki. Ya bir Karşın, getirin tabii, bir. Tabii. Getirin bir anlayayım bir şunu ne, de, ne oluyor filan. Bu Janet Yalın, o Melvin Capital'ın o e, şeylerin hedge fundları parasıyla e, iki senedir is, şey yapmazken Fed'de kaç? Dört yıldır mı? Fed'de başkan değilken konferanslar vermiş. Bunlar ödemiş parasını. Ya onlara çalışmış kadın. Şimdi telefon açıyor. Robin Hood'u durdurun bu işlemi diye arkasından baskı yap. Yani sistem kendisi hep şunu alışmış. Telefon açarım. Şimdi bir şöyle tane soruyu şunu... şöyle sorayım size. Bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri aslında müesses nizamı bu sefer. Yani devlet yapısı ya arkadaş bizim için çok önemli bir değer var. Bu değerin ismi de Wall Street'tir. Biz buradaki zaten manipülasyonlarla tüm dünyayı bir şekilde manipüle Manipüle ediyoruz. Ne yapıyoruz? Ya diyor ki Türkiye'deki doları indir kardeşim. Ne yapacağız? Git borsada oyna. Bilmem ne yap. İndir, çıkart, ne olduğunu bilmediğimiz bir yapı. Bütün olay fake. Yani tam kelime karşılığı fake. Şimdi şunu söylüyorum. Aynı yapı gümüşte ikinize de var. De soruyorum gümüşte bunu de var. Altında. Bak, de var. Aynı yapı derse ki ben bu Robin Hood'çular var ya kardeşim Onlar da zaten bir şekilde golf oynuyorduk birlikte Bizim dediğimizi yapıyorlardı Bu çocukları susturun Bundan sonra bu dijital çocuklar diyelim bunun ismine Dijital çocukları susturun derse Susturabilir mi? Heh. Bak en büyük sorumuz evet, tabii. bu Şu anda sevgili Hadi dostlar Bir iki saniyeniz var Sevgili dostlar Bugün şu an masada konuştuğumuz konu ne biliyor musunuz? Bugün Türkiye'nin borsasını da konuşuyoruz yarın ne olacağını. Bu gençler bir şekilde siz öyle yapıyorsanız biz de bunu reddediyoruz derse ne olur Hüseyin? Derlerse ne olur? E, tabii o noktadan itibaren kıyamet kopmaz ama e, bambaşka bir şeyi e, artık kapı açarız. Mesela? Neden? Şöyle çünkü idari yapıların bu her zaman için böyledir. Ellerinde güç vardır. Yani yasal olarak... Öyle ya da böyle fake biçimde nasıl yönetirse yönetsin sistemi. Bu adamların eğer diyelim ki Volhap'ı e, veyahut bir takım yerleri, e, bu Paypal'ları falan durdurma gibi bir güçleri var mı? Yasal bir şeyleri var mı? Var Gü Güçleri var. Eğer bu insanlar yarın bir gün Trump aynen burada benim aynı kitapta 2013 yılında belirttiğim gibi 2013 yılında bunun kararını alıyorlar. Ve deep web ortamında, bu derin internet ortamında merkez bankasının üyelerinden bir tanesinin notu yayınlanıyor ve o notta aynen e, bu e, Bitcoin gibi bir Fed coinin ortaya çıkabileceğini orada notta şunu söylüyor merkez bankası üyesi e, sonra gidecek büyük bir e, hisse senedi fonunun yöneticilerinden olacak kendisi. FED coin'i çıkararak Bitcoin'in bize karşı geliştirmiş olduğu, kimlerin bunu geliştirdiğini bilmiyoruz. Bize karşı geliştireceği manevraları sirkülase edebiliriz. Bunu boğabiliriz. Yaptı ve, FED coin'i. ben ve Fed anlatayım FED coin evet. daha sonraki senelerde adım adım tasarımlanıyor. Hatta İngiliz Merkez Bankası'nın bununla ilgili 2016 yılında yine bir şeyi var. Japonya Merkez Bankası bununla ilgili çalışmalarını hızlandırıyor. Ondan sonra bu finansal coinler veya fintechler dediği teknoloji şeyleriyle bunun altyapısını hazırlıyorlar. Şimdi bu virüs olayıyla beraber biz ne gördük? Bu HES kodları var ya. Evet. Bu HES kodlarının içerisinde yine barkodla tanımlı bir biçimde. Siz diyelim ki ne? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ondan sonra e, para birimine e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası coin diyelim. Bu coin'i bu şekilde tanımlatarak sistemin içerisinde size ne kadar kredi gelebileceğini onun içerisine tanımlatabilirsiniz, yapılandırabilirsiniz. Yani sizin gerçek anlamıyla merkez bankaları bir sonraki adımda şunu başarmaya çalışacaklar. Veya Wall Street'in içerisindeki o kurtlar. Öyle değil mi? Bu kurtlar şunu başarmaya çalışacaklar. Sistemin arkasından dolanarak sıradan insanların iş gücü ve kapasitesi, yapabilirliğini nasıl daha fazla sınırlarız? Bize karşı geliştirilebilecek taktiklerin nasıl önüne geçebiliriz? Tamam? Evet. Sistemi Bak tamamen şimdi kontrol edebiliriz. Yani FED şimdi yani size... Fedcoin'i ortaya çıkaracaklarsa eğer bunu bir yasa dahilinde diyelim ki 2021 yılında tanıtacaksa şunu büyük ihtimalle yapacak. Bitcoin ve diğer büyük altcoin'leri, bütün altcoin'leri sistemde yasaklayacak. Ciddi bir e, tamam. şey, olay başlatacak, mesele başlatacak. Ne olur bu olay? Büyük ihtimalle bunların karanlık bir takım işlerde kullanıldığına dair Kims medyaya Aa, kamuoyuna Oraları servis evet, edilecek. Bunlar önümüzdeki süreçte kuvvetle muhtemel bir biçimde devreye konulacak. Ve bu blok zinciri içerisinde yer alan tüm bu yapılara ilişkin ciddi anlamıyla sürek avı başlatacaklar. Çok yani korkuyla... Toplumları evlerine tıkayabilen bir sistem yarın bir gün elektrikleri de veya güç şebekelerini de insanların elinden belirli bir süre alabildiğini gösterirse bu sistemin sac ayağını da ikameye uğratır. Hepsine cevap veriyorum. Yani sorumu bir cümleyle Wall Street çöker mi? Wall Street çöker, çökebilir. Tamam. Yalnız onun yerine başka bir şeyi kurmak için adım atacaklardır. Aynı e, müesses nizamdan bahsediyoruz. Ben söyleyeyim. Sen çökecek ve çöker. yerine kuramayacaklar. Evet. Bak farklı görüş. Çökecek, evet. yerine de bir şey kurulamıyor şu anda. Bak söyleyeyim mi ne oluyor? Şimdi sevgili Hüseyin söyledi, Fedcoin. Evet, Fedcoin'i zaten Satoshi'nin beraber çalıştığı mühendis Gavin Andresen'i MIT'ye aldıkları zaman 2013'te başlamışlardı. Evet. Yapıldı FedCoin. Biliyoruz. Yapanlardan biliyoruz. Şimdi ama yapıldıktan sonra sunuldu. Ve dendi ki bu desentralize aynı Bitcoin gibi. Birebir aynısı. Nasıl desentralize? Merkezi yok mu bunun? Yok efendim. Öbürüne benzer. Aynısını yaptık. Yani biz düğmeye basıp kapatamayacağız. Efendim interneti siz daha önce bize yaptırdığınızda düğmeyle kapatılamasını istemiştiniz ya. Hani 60'larda kurarken ARPANET Arpa olarak. olarak. Hani nükleer bombayla da patlata, nükleer bombada düzse kapanmayacak bir sistem istemiştiniz ya. Öyle yapmıştık. E, e blockchain de bunun bir parçası efendim. O da bir protokol. Çıkartamayız. İnterneti kapamamız lazım. Aynen. Telefonları bitirmemiz lazım. Hepsini toplamamız lazım. Başka şansı yok. Arkadaşlar o işler bitti geçildi oradan. Bu söylediğiniz 2018'de olabilirdi ama artık geçildi orası. Bitti o konu. Anlatabiliyor muyum bu deyişi? Sistem güç kesintilerini. O gerçekleştirilirse... da hiçbir anlamı yok. O da hiçbir anlamı yok. Söyleyeyim Yapar. hemen. Nükleer santrallerin yanına kurulu Bitcoin farmları. Nerede? Sibirya'da. Sibirya'da Nerede? Var. İzlanda'da. Nerede? Çin'de. İzlanda'da nükleer değil hidroelektrik hidro santralinin santralin yanında. Şimdi bunlar niçin böyle? Kapat, kapanamaz ya yanında. Elektriği yanında. İstediğin yerden kapat. Tamam mı? Zaten kapansa da açılır. Bir kapansa makine... da açılır ne demek? Yani öyle uzun süre bilmem... Siber siber saldırıda sıfırlanırsa... Siber, kuantum, si bak, kuantum, kuantum sıfır... kompütürü unut. Şimdi siber saldırı... Yapılabilir efendim nasıl yapılamaz? Ya kuantum kompütüre dirençli şifreler hazır. Tamam mı? Ama kuantum kompütürler hazır değil daha. Gören yok. Şimdi siber saldırıya uyu, e, karşı dirençli mi diyeyim? Bitcoin siber saldırıya o kadar dirençli ki. Belki ilk defa duyacaksınız. Çin hükümeti 200 bin makinalık bir saldırı yaptı. Bundan 3 yıl önce. 200 deneme bin saldırısı. deneme saldırısı yaptı. Hiçbir şey olmadı. Bitcoin'e. Çünkü Bitcoin'in yapısı tamam içindekilerin kendisi istemedikçe değiştirilebilir bir yapı değil, hacklenebilir bir yapı değil. 12 yıldan beri çalışıyor. Bir milisaniye durmadı Ertan. Bak hiçbir bankaya git bir sor herhangi bir bankaya. Bu sene bankanızın database'i kaç dakika ya da kaç saniye kapandı diye sor. Bir saat diyecek, 10 saat diyecek. Bir, 12 yılda bir milisaniye bile kapanmayan banka yok. Bir tek bitcoin var. Dünyada bugüne kadar hiç durmadan çalışmış tek bilgisayar sistemi 12 yıldır Bitcoin'in arkasında çalışan sistem. Sen şimdi diyorsun ki Sen şunu diyorsun Devletler bunu kapatacak. Şeyde. Şimdi hadi kapatsın da Siber bir saldırı ciddi anlamıyla bütün sistemdeki verileri. Hayır hayır bakın. silebilme gücüne sahip olan Anlamam. bir siber saldırı. Hayır mümkün değil çünkü bunun yapısı zaten bunun kuruluşu böyle bir saldırıyı sıfır imkansız kılmak üzerine tasarlanmış bir program blockchain tamam mı sebepleri çok derin anlatırım evet. çünkü arka arkaya bütün blokları bir sonraki bloğa yazarken bir öncekinin hash'ini alıp yani Anladım. onun şifrelemesini Şifreliyim. alıp yani zincir oluşturuyorsun şimdi seni hacklemen için geçmiş 12 yılı birden değiştirmen lazım 12 yılı birden değiştirirken de herkes uyurken yapacaksın bunu nasıl yapacaksın bir söyleyin bana 12 yılın Dünyanın gördüğü en yüksek şimdi, şifreyle şifrelenmiş sisteminin 12 yıl geçmişini gözümüzün önünde nasıl değiştireceksin? Şimdi tabii sistem bir şekilde e, bu yapı varsa, dijital bir yapı değil mi? bu? Dijital yapı deyip geçme. Şimdi dijital yapı değil. Yani Hayır ben başka bir şeyden söyleyeceğim. Şimdi, dağıtık yapı, dağıtık, yok, dağıtık, dağıtık. Dağıtık dijital bir yapıdan bahsedelim. Şimdi bir, bir, bir akıl yürütelim. Bir şekilde elimizde şöyle bir şey var. Sistem benden uzaklaşıyor. Artık yönetemiyorum. Öyle bir sistem oluştu ki blockchain ile birlikte bir bir bitireyim. Sen de ondan sonra katıl. Öyle bir sistem oluşuyor ki artık bu sistem tamamıyla global bir yapı. Bireysel bir davranışla hiçbir şekilde değiştirilemez. Evet topluca evet. oylamamız lazım. Geriye var. gidiyorum. Topluca oyumuzla değil. Geriye ki. gidiyorum. Bu buraya kadar okay değil mi? Tamam diyorsun. Şimdi diyorum ki ya fiziksel bir şeyden mi bahsediyoruz? Bana onu söyleyin. Ha geldik şimdi Aha. benim 5 numaralı 5 numarayı verelim mi? Tamam. Şimdi arkadaş, ben de başka bir şey göstereceğim beş sonra. 5 numaralı slayt. Yani şöyle konuşuyoruz aslında. Dünyadaki en büyük felaket ne olabilir konusu. Bir, Biliyoruz ki pandemi büyük bir felaketti. Bundan sonra tüm ekonomik sistemin başka bir şeye evrilmesi İnsanlık için bir felaket mi yoksa yarar mı onun üzerinde duruyoruz. Tamam. Geldik 5 numaraya. Bak şimdi, Bitcoin var ya. Evet. Nedir? Bir şey yapabilirsin. Yani, yani orada üst, daha üst rahat edeceksin. Artık. Tamam. Evet. Bak şimdi. Şimdi bu varlık, bu da yokluk. Ne demek yokluk? Şimdi varlık sen dedin elle tutulur altın, gümüş evet. falan filan. Elle tutulura varlık diyoruz. Tamam mı? Şimdi elle tutulur ve sınırlı elle tutulur ve sınırsız, elle tutulmayan olmaya ve sınırsız elle tutulmaya sınırlı. Şimdi elle tutulmayıp sınırsız sayıda ne basıldı? Dolar, değil mi? Fed bastı. Ne zamandır? Tamam. 71'den beri. Fiziksel olarak basılmadı ama karşılığı yok. bilgisayarlarda bir şekilde fiziksel olarak var, var. Çok küçük. Yani yok yok bu kadar büyük rakam diyoruz. Tabii. Tabii. Ya evet. e, 2020'nin Mart ayında daha önce Amerikan ...tarihinde basılanın... ...200 yılda basılanın 3,5 katı. Evet. Sadece misli, bir, misli. bir ayda. Şimdi bu nedir? Bu fiyat dediğimiz bu dolar gibi. Hayatımızı yakan bunlardan... ...karşılıksız olarak sınırsız basıldığı... ...bir dünyadayız. Şu anda Wall Street dediğinde burayı görüyorum ben. Bak Wall Street burası değil mi? Buna neyle cevap veriyor biliyor musun? İnsanlık. Bitcoin'le cevap veriyor. Sınırlı bir sistemle ama... O da yokluğa dayalı, o da nesnel karşılığı altına dayalı değil Bitcoin. Evet. Algoritmaya dayalı, yani matematiğe dayalı. Bak, o yüzden bunlar aynı. Sonunda kategori. ne kadar basılacağı bile biliniyor. Biliniyor, 21 evet. milyonla sınırlı, ha. 21 mi? Şu anda 18.600.000. Milyon milyon. Yarın kaç tane gene biliyoruz, öbür gün kaç tane onu da biliyoruz. Ama sınırını koymuş. Bak, buradan farklılaşıyor. Şimdi o yüzden insanlar bu sınırsız para değersizleşmeye gittikçe buna doğru kayıyorlar ve gidecek daha da kayacaklar. Ama şimdi Erta'nın sorduğu soru altın gümüş. Bu altın gümüşe cevap mı? Hayır değil. Peki. Bu ne peki? Bu daha olmayan bak bu henüz çıkmamış varlığa dayalı kripto para. Ben şimdi diyorum ki Türkiye çıksın varlığa dayalı kripto para yapsın dünyanın hemen lider ülkesi olmaya aday olur. Hemen Varlığa dayalı kripto para yapsın. Neye mesela? Altın karşılığı, gümüş karşılığı, altın karşılığı vesaire. Ama altını çıkarması da gerekmiyor ha? Tabi. şöyle kazma, de diyebilir. Kaz dağları değil. Bak, kazma he, dağları. Diyebilir ki e, var olan madenlerimde bu kadar altın olduğunu düşünüyorum. Ben bunlar karşılığında bir, bu uzman, kadar bir sistemde uz, e, referans yapıyorum evet, demesi yeterli. Uzmanlar da diyor zaten. Türkiye'de bilinen yani görülmüş 3500 ile 6500 ton. Altın dünyada ikinci. Güney Afrika'dan sonra. Şu anda ne yapıyorlar biliyor musun? Kazıyorlar o fiziki altınımızı şununla götürüyorlar ya. Evet. Karşılıksız parayla karşılıklı varlığımızı alıp götürüyorlar. Peki atmosferimiz bu ne? Bu da işte Rockefeller'ın yaptığı. Şimdi demek ki parayı basan bu iki sistemin karşılığında. Bak parayı bugüne kadar bu ikisi basıyor değil mi? 10 dolarlık petrol çıkarıp 90 dolara sattığında 80 dolar havadan basıyordu ya. Bu da atmosferi kirletiyordu hesapsız bir şekilde. Sınırsız bir şekilde basıyordu ya. Şimdi dünya nereye gidiyor? Şunu yapmaya gidiyor. Tamam mı? Bu, bu yüzden getirdim bu slaydı. Bunu yapmaya doğru gidiyor. Bunu yapmazsak işte felaket o zaman gerçekten felaket olabilir. Yani Ama, şunu mu söylüyorsun? Herhangi bir şekilde dijital yani bitcoin de desek veyahut da Amerika'nın dediği Amerika'nın yaptığı gibi karşılıksız bir yalnızca bilgisayarlarda bir rakam olarak bulunan dolar da olsa fiziki olarak doların da bir anlamı yok kağıt çünkü. Evet. Ha. Yani arkasındaki gücün kendisi de silah. Tamam. Şimdi silahı şey da onunla söyleyeyim. ödüyorsun, Tabii. ha unutma bak, silahı da o kağıtla ödüyorsun. Şimdi şunu söylemek istiyorum, ama o zaten bir hani e, kuyruğunu yiyen. Ha, evrobus. Bak şimdi. Evet, Asbus gibi. Bak, Çünkü ev... neden? Çünkü sistem kendini devamlı çok yiyerek fit, tekrar yeniliyor. Şunu, yapıyor, yeni şunu dönüyor. bir bitir. Ama negatife döndü şimdi. Hemen evet. sana negatife Dolayısıyla diyorsun kötü. ki dünyada bunu Türkiye'ye örnek veriyorum. Çünkü diyorsun Güney Amerika'dan, e, a, e, Afrika'dan sonra e, en çok altın, altın, bor, bor madeni yani daha çok emtiyanın olduğu, değerli emtiyanın olduğu ülke Türkiye'dir. Evet. Lütfen ve lütfen diyorsun. Ç Bunları karşılıksız parayla ile vermeyin. Herhangi ya. bir şekilde bir coin, TR coin, Türk lirası karşılığı bir coin üretecekseniz karşılığını da yaparsanız ha. dünyada çok önemli bir birey olursunuz. adına izin verirler at mi mesela Kaimex'te? Siz, i̇zin sizden... verirler mi sorusunun çok güzel bir cevabını sana vereceğim. Evet. Bu GameStop'a GameStop hadisesi olurken tamam mı? Bir şey yapabiliyor musun? Hayır. Çünkü kuralına uygun, kuralına sistemin uygun. Sistemin içinde. Sistemin içinde gidiyor bu. Ne zaman e, bu şey Robinhood'u kapattın? rahatladın. Ama bir dakika, kapatamayacağın Robinhood'lar var. Tabii. Ne zaman yapıldı biliyor musun bunlar Ertan? Geçen evet. sene yapıldı. Bak Uniswap. Uniswap diye desentralize bir borsa var. Bunun hiç kontrolü, merkezi yok. Şirketi yok, ofisi yok. Nereyi arayacaksın telefonla? White House'dan Janet Yellen nereyi da gellenecek? Oraya nereye arayıp söyleyecek diyecek ki kapatın bu sistemi. Yok böyle bir yer, telefonu yok. Ama herkes orada o işlemleri yapabilir. Gümüşte de yapabilir, altında da yapabilir. Ama bu sefer sanal gümüşte, sanal altında değil. Karşılığı mesela Varlık takas Değeri bankta olan, olan Takas Bank'ta olan, bizim Türkiye'de evet. var ya takas bank. Oradaki altına denk mesela Biga diye bir şey yapıldı. Takas Bank yaptı. 1 evet. gram altın. Ne? Blockchain'de çalışıyor. Yani karşılığın olduğunu emin oldun. Gümüşte de yapabilirsin. Eminim. Onu koysan o Uniswap'a bak ne oluyor. Amerika'da bilmem nerede karşılıksız JP Morgan'ın yok Goldman Sachs'ın elinde karşılıksız değil mi? Biz nereden biliyoruz karşılık? Bak GameStop'ta ne oldu biliyor musun? %100'ünden fazla, %140'ı kadar açığa işlem var. %240'a çıktı hatta. Ya %240'a çıktı. İnanılır gibi değil. Hisselerin kendisinden fazla e, açığa satış var. Şortlama var. Bunu gördüğü zaman Michael böyle diyor, gülmeye başlıyor. Diyor ki burası diyor o kadar şişmiş, o kadar balonlaşmış ki. Şimdi Michael Burry daha önce 2018'de dedi ki Amerikan borsası esas balon dedi. Bütün şirketlerin hepsini para basarak yüzdürüyorlar, şişiriyorlar değerleri. Bu değer değil dedi. Değer oluşmuyor dedi. Yani Biden Ama döneminde e, zaten e, borsa hikayesi bunun üzerine hayır. Değil mi aslında? Hayır değil. Bak neden değil biliyor musun? Borsa hikayesi şunun üzerine kurulu değil. Gerçek değerinin 10 katına, 5 katına sanal bir şekilde taşıyan bir borsa gerçek borsa değil. Ama ondan bahsediyorum. Şu anda reel olan bu değil mi? Hayır canım. Real Hayır reel olan bu değil mi? Yani biraz önce söylediğin gibi. Şimdi tekrar elim maska dönerek söylüyorum. İkinize de soruyorum bu soru. Sohbet ediyoruz. Yani elim mask bir şekilde niçin ve kimin adına konuştuğunu ben biliyorum ama diyelim ki bir gruba karşı bir bakıyoruz ki iki tane bir tweet atıyor. Diyor ki işte Bitcoin, e, %15. Bitcoin %15. Evet. Dogecoin Şimdi, diyor. Ya şimdi evet. GameStop şu anda batmış bir şirket değil mi normalde? Yani Hayır değil işte hayır onu hayır söylüyorlar. Şimdi Batmadı. Şimdi şöyle bakalım. Şu andaki operasyondan sonra batmamış olabilir Batmasına ama uğraşılan batma uğraşıldı. Şimdi fiziksel olarak şunu söyleyeyim bana. Ya gerçek değerine göre dükkan bakın olmaz. bu İnternetten satışı çok az olan dükkanlara gidilmediği bir yapı değil mi? Tabii doğru. Yani doğru. Şimdi eski, Şu eski anda şey. şu e, yani pandemi döneminde herkes gibi zarar görmüş batmış Tabii. bir yapı. Ertan şimdi birisi seçildi? diyor ki GameStop adından dolayı seçildi. Oyunu durdur. Fark işte bundan Tabii. bahsediyorum. Ya, ya oyunu <laughs> durdur diye bundan seçildi. Bahsediyorum. O yüzden kırmızı tane. orada şey var. Bakın bundan bahsediyorum. kırmızı zaten. Oyunu durdur ve getir. Bunun bitir. gibi yüzlerce hisse var. Yani. Niye seçti bunu Michael Burry? Game stop. Oyunu durduruyorum diyor ya. Bundan bahsediyorum. Bir akıl herhangi bir şekilde kaldıraçı kullanarak istediği gibi hareket ettirebiliyor mu bir yapıyı? Hayır. Ne yapıyor biliyor musun? 4,5 milyon kişiyi bir arada kaldır açılıyor. 4,5 milyon buna, kişiyi Buna şimdi. swarm diyorlar. Ya. Swarm diyorlar. Yine bu swarm an zekası deniyor. Dijital Uçak gemisine İran böyle saldırıyor aynen, işte. Aynen. Yani bu paradigma bu tür, yeni Ertan, yeni hayır. Ben paradigmanın değişmediğini zeka, söyleyeceğim size. Merkezi olmayan kolektif zeka. Devreye girdiğinde işte kuş sürüleri gibi, balık sürüsü gibi, diğer bir takım doğada görünen o desenler, o formasyonlar gibi insanlar da bir araya geldiğinde sistemde gedikler açabiliyorlar. Evet, o yani zannettikleri kadar güçsüz değil, sıradan insan zannettiği kadar, çünkü sürekli bir evet. koşullama var, sürekli bir... İllüzyon sistemi içerisinde en başta neden bahsettim? İşte bundan bahsettim. Sürekli siz yapamazsınız. He. Ne yaparsanız yapın, Bravo. sistemin üzerine çıkamazsınız. Hep Sistemle söylen. baş edemezsiniz diye koşullanma var. Bravo. Yani şu anki söylediklerimizin %80'i 90'ı bile bizim aslında fikirlerimiz değil. Orijinal fikirlerimiz Bravo. değil. En fazla %10'u. Zaten bu sistemi rigt hale getiren, yani bu sistemi gerçek anlamıyla hacklemiş olanlar bunun bilincinde ve buna devam etmek mecburiyetindeler. Senin, benim, diğerinin değersiz olduğunu, hiçbir şey yapamayacağını en fazla kendi çevreninde hayatını kurabileceğine insanları inandırmak mecburiyetindeler. Bununla zaten bu kadar vurgunu bugüne kadar yapabildiler. Evet. Bu kadar büyük o, sanal değerler üzerinden bir imparatorluk inşasına gittiler. Ama bu sanal imparatorluk bu artık çöküyor. Şimdi. Evet. Ve önümüzdeki 5 yılda da ciddi anlamıyla çöktüğünü göreceğiz ve bildiğimiz dünya olmayacak artık. Evet. Ortada gözükmeyecek. Daha farklı bir realiteye uyanacağız. Şimdi artık gerçek burada, realiteye doğru bir uyanma Burada bir problem olmadı mı? İşin kendisine de ters düşmüyor mu? Bir adam... Nasıl? Bir adam Game Stop yani oyunu durdur. Bir değil 4,5 milyon. Ama şimdi bak ama. Şimdi 4,5 milyon... Hadi bir, bir, bir tane dakika olsun. şöyle değil Peki, ama. Peki kur. Bana söyleyin. Kur, şimdi kur. senin cümlemden cımbızla seçerek söylüyorum. Bir tane adam diyor ki böyle diye bir adam. Diyor ki, arkadaş diyor. Ben diyor bu işin artık durması gerektiğine inanıyorum. Onun için bir sembol seçmem lazım. Bu sembolde GameStop olsun. içinde zaten saklı olsun bilgi. Ve diyor ki ben bunun arkasında X bir güce karşı Oyunu artık bozulduğunu göstereyim diyor. X değil. O belli kim oldu? Tamam işte X dediğim belli yani. olan X'ten bahsediyorum. Yani, yani Y varsa X'ten bahsediyorum. Diyorum ki şıklatıyorum elimi ve diyorum ki hadi oğlum 4 milyon kişi bir anda var oluyor. Evet. Bu da bir yönetim şekli değil mi? Hayır değil. Bu dediğine blockchain diyoruz işte biz. Bu dediğin yönetim şekli ise bundan sonra dünya bu yönetim şekline geçiyor. Ertan bunu söylüyorsan katılıyorum. Yani bundan Bunu sonra söylüyor. dünyanın sistemi değişiyor. Merkezi olmayan sistem bir şekilde süreç içerisinde ki bunun yanlışları evet, olacaktır. Evet, 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 yani bravo. düşüşleri olacaktır, kalkışları olacaktır. Belki onu önümüzdeki 10 on yılda kurulamayacaktır. Blok zinciri aynen evet, şu anki DOS gibi evet, DOS gibi evet, kalacak. Evet, çok güzel. Şu an yani nasıl Windows'la DOS'a baktığımızda bir, tarih öncesi bir, bir şey mi görüyoruz. Bir örnek verebilir miyim müsaadenle? Hani. Bak 99'da biz bir deprem yaşadık. Değil mi? 99'da deprem yaşadık. Depremden sonra ben çok iyi hatırlıyorum o, o, yaşadığımız günleri. Herkes şoka girdi. Yani böyle bir şey binalar yıkıldı, insanlar öldü, altında kaldı falan falan. Allah Allah. Yani bunu hiç beklemiyorduk. Nasıl, beklemiyor. nasıl yani? oldu? Akıllandıktan sonra ne yaptık, değil mi? Hatırlayın. Japonya'dan mühendis getirdik. Yıkılmayan ev nasıl yapılır diye öğrenmeye çalıştık. Hatırlıyor musunuz? Tabii. Japonya'dan mühendis getirdik. Yıkılmayan bina nasıl yapılır? Şimdi durum ne biliyor musunuz? Şimdi finansal sistem depremde yıkılıyor ve yıkılmayacak sistemi mühendisleri de Türkiye'de. Hadi bakalım. Evet. Kim onlar? Bir önceki programda konuştuğumuz konuyu. Evet, vadeli evet. çek diye vadeli bir şey. var. Çek. Türkiye'de Şimdi, vadeli çek yapanlar. Sevgili dostumuz Osman Şişmanoğlu bir şey söylemiş, demiş ki ya sevgili dostlar demiş. Şu ana kadar sistem çok özetlemiş piramitti. Hmm. Yani alttakiler üst takıl var. Üst takıl hepsini yönetiyordu. Şu andaki sistem ise demiş daireye geçti. Herkes hmm. dairenin içinde. Evet, Çok aynen. net özetlemiş. Şimdi Osmana teşekkür ediyoruz. Şişmanoğlu'na. Çemberin özelliği nedir biliyor musunuz? Evet. Da, çemberin çevresindeki noktaların hepsi merkeze eşit, eşit uzaklıktadır. Eşit uzaklıktadır. Eşit uzaklıktadır. İşte decentralized denilen veya merkezi olmayan, dağıtık, dissipative dedikleri sistemin özelliği ve şu an Dünya bu merkezi sistemlerle beraber gelebileceği noktaya kadar geldi. Buraya kadar dayandı. Evet. Nasıl dayandı? Kaynaklarını aldı, tüketti. Bu dünyanın karnını açtı. <laughs> Değil mi? Bütün hidrokarbon kaynaklarıyla beraber bunları aldı, işledi. Ve bunun şeyinde sonucunda bir ekses yani bir çıktı ortaya. Yani nedir? Şimdi... Bu da karbon ve diğer bir takım şeyler olarak. Şimdi buradaki esas mesele buna hiç gerek olmadan böyle bir sistemle nasıl bunu ikame edersiniz? Şimdi 2019 yılında Davos'ta tartışılan konuydu. Varlığa dayalı blok zinciri sistemi nasıl oluşturulur? Biraz önce söylediğiniz şey. Davos'ta bu tartışıldı. Bu konu gündeme geldi. Ben bilmiyordum ilk defa Ve duyuyorum. Bunu varlığa dayalı bir SDR sistemiyle nasıl yapılandırabiliriz? Ama gene merkezi. Şimdi onların istediği... Tabii merkezi olmayan gibi gözüken ama yine merkezi biçimde kontrol edilen bir sistem. Yani şunu önümüzdeki süreçte görebiliriz. Blok zinciri sisteminin işleyişine dair bir ilerleme olur. Bu ciddi anlamıyla çökebilir. Bunun bir takım yani bir şekilde bunu yaparlar. Göstermek açısından sistemi idare edenler ellerinden gelen her türlü şeyi deneyeceklerdir. Evet, doğru. Ve 12 yıldır bununla ilgili de zaten bütün yolları bütün Çok değişik de. yöntemleri e, senaryolar halinde ondan sonra e, Peter Schwartz'a ve diğerlerine yaptırdıkları gibi nasıl olur bunlar diye genç mühendislere MIT'de olsun diğer dünyadaki Singapur Teknik Üniversitesi'nde bir takım ciddi simülasyonlarla beraber yaptırmışlardır. Hüseyin ve şöyle bu, diyelim. Anda... Bunlar neler olabilir? Yani bir sonraki felaket dediğimiz bugün pandemi yaşadık. Hı hı. Belki bu pandeminin Sağlıktan daha çok çünkü e, beklenilen çok altında insan bir şekilde vefat etti. Dolayısıyla e, yine aynı akıl pandemiyi kullanarak bu operasyonu yaptıysa şu anda dijital e, veyahut da bahsettiğimiz kripto para operasyonunu blockchain operasyonunu yok etmek için nasıl bir felakete yol açabilir göstermelik olarak? İkinize de sordum. Bu soru. Şimdi öncelikle sistemi sıfırlaması lazım. Bu adamlar neden sıfırlamadan Great bahsediyor? Yani bahsediyorsunuz. Yeni başlangıçtan baş bahsediyorlar. Neyi başlatacaklar? Neyi bitirecekler sorusu. Bitirmek istedikleri belli. İşte bu karbona dayalı sistemi bitirmek istiyorlar. Dördüncü endüstriyel devrime geçmek istiyorlar. Klaus Schwab'ın bizzat dördüncü endüstriyel devrime giderken yol haritası isimli o kitapçının içerisinde var. Şunu söylüyor insanlara yeni bir takım deri altına implant edilebilir şeyler. Şimdi Bill Gates dedi ya, yok böyle bir şey dedi. Kesinlikle böyle bir planımız yok. Klaus Schwab, onun kankası, bizzat onu yalanlıyor. Diyor ki, bizim hayır diyor, böyle bir şeyimiz var. Bunu da kitabında bahsediyor. Şimdi onun bahsettiği, özellikle bu 2020 Temmuz'unda, 8 Temmuz'da, Aynen 2019'da, 2018'de Clyde X'ler gibi 201 olay simülasyonları gibi toplandıkları gibi toplandılar bu arkadaşlar. Ve şunu ortaya çıkarttılar. Bir sonraki felaket Almancasıyla beraber Klaus Schwab'ın pandemiden daha kötü dağıtık bir sistem gibi işleyen bir siber saldırı, bugüne kadar bilmediğimiz bir şebeke sistemlerini bilmediğimiz şekilde etkileyen ve bu virüsten yani koronavirüsten daha hızlı bir biçimde üstsel biçimde yayılma yeteneğine sahip girdiği her yeri domine eden böyle bir sanal virüs bir siber virüs bütün sistemi etkilerse işte bu pandemiden daha öte bütün güç şebekelerini nükleer santralleri de durduracak bir etkide bulunabilir. Bunu kim söyledi? Klaus Schwab'ın kendisi söyledi. Aynen 2018 ve 2019'da söyledi gibi. Şimdi Klaus Schwab bunun üzerinde özellikle durdu ve e, Dünya Ekonomik Forumu son iki yılda bunu dillendirdi. Üç yıl önce de ben yine bir programda böyle bir güç kesintisinin Kuzey Amerika Elektrik İdaresi başta olmak üzere, Amerikan Enerji İdaresi başta olmak üzere, 2013 yılında National Geographic ve diğer dergilerde American Blackout diye bir şey var. Yani Amerika karardığında ne olabilir diye. Bunu sürekli olarak bahsediyorlar. İşte o grid ex simülasyonlarına, o tatbikata bir anlamıyla vurguda bulundu. İşte o e, yani Peter Schwartzlar ki... ve diğerleri de... O senaryolar Türkiye'de test ettiler ya. Tamam, unut, test unutma, ettiler. 2 defa uzun uzun kesinti oldu. Ne zaman? 2015'teki evet. o kesinti de, ondan sonra İran'da bunu test 2017'de ettiler. Mi? Pakistan'da 2017'de mi? 2017'de. Bak, ve Vatikan'da. Pakistan'da, oldu. Vatikan değişik yerlerde bunun testlerini yaptılar. A Uganda'da 5 gün oldu evet. Uganda'da. Çünkü orada Ama ne öğrendik oradan? O testten bir şey öğrendik, Hı -hı. değil mi? Şimdi mesela ben şöyle bile düşündüm. Türkiye'deki kesintilerden birini değil, ikincisini belki de İranlı hacker'larla anlaşmalı yapmış olabiliriz. Şimdi o. neden? Çünkü bu sistemleri hacklemek şu demek. Yani bir herkes bunu çok abstrak düşündüğü zaman sonsuz düşünüyor. Sonsuz düşünmesinler. Çok daha sınırlı Bayağı. bunlar. Çok daha sınırlı. Şimdi elektrik şebekesi dediğim 5 parçadan oluşan bir şey, <laughs> tamam Üretimi var, dağıtımı var. Parçalar ayrı ayrı işliyor. Bunların mesela bizim mahallelerimizde e, trafoları var. Şimdi trafoya hani kedi giriyordu falan. O trafonun kesintisi ayrı bir mesele. Merkezdeki e, üretimin kesilmesi başka bir mesele. Bu üç sistemde onlar zaten şey Hepsi birbirinden ama bunlar B bağımsız. bağımsız. Birbirinden bağımsız. Yani birini eklediğinde öbürünü de eklemen. bunlar test edildi mi? Evet, edildi. Niye? Çünkü endüstriyel sistemler işte Klaus Schwab, Siemens adına konuşmuyor Tabii. mu? Tamam. Siemens'in yaptığı sistem zaten bunlar. Siemens'in kullanarak İran'ın şeyini eklediler. Ee, o Akipsi, nükleer şeysini geliştirme programını hani dangır 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 çalıştı patladı ya o şey Staxnet Stax Staxnet Stux, denilen. Şimdi bunlar test edildi ama şimdi bizler ne yapıyor yani akıllı olan insanlar da ne yapıyor? Nereden girdi bu şey? Zero day. Yani önceden yerleştirilmiş, uyuyor belli bir tarihe göre kadar. Ondan sonra malware uyanıyor. Ha yani, uyanıyor, malware oluyor. Peki bu varsa biz de buna karşılık bazı desentralize sistemler geliştiririz değil mi? Biz de evet. elimizde armut mu topluyor? O zaman desentralize, hacklemesi çok zor. Yeni paradigmayı, nereden aldık paradigmayı? Blockchain'den aldık. Bu yeni paradigmada sistem kuruyoruz şu anda. Bitti mi? Hayır. Bitmediği için bugün o dediği hackleme halen olabilir. Senin dediğin ha. kesinti dünyada halen olabilir. Çünkü eski sistemler var. Ertan. Hala sistemler eski sistemler. Çok sistem. eski. Yani Amerika Birleşik Devletleri en eski Amerika. E, Bak, en eskisi. Amerika'da millet bilmiyor. Nükleer santraller çalışmıyor. Eski nükleer santrallerin yakıtlarını bulamadıkları için. Tabii. Gizli anlaşma yaptılar. Çin yaptı. Bill Gates finanse etti. Tabi tabi tabi. Bak Bill Gates finanse etti. Şimdi Bill Gates'in belgeseli de var. Rusya'dan, Rusya'dan bir de yardım istediler. Bu şey arada Rusya'dan bir dakika. <laughs> gizli bilgi değil bu. Bunu da söylüyorum. Rusya veriyor o Amerikan Tabii. nükleer santrallerin yakıtı olan Yakın, uranyum 238 mi? Ne yani onu? Bir tek Rusya'da çubuklarını var. Çubuklarını ve şimdi yeni Bak, teknolojilerini almak yani için Trump'ın yapmaya çalıştığı Amerika çalıştığını de Rusya'ya bağlı. Bağlı. Çünkü Trump onu yapmaya çalışıyor. Yeni Ak, bu kavram diye bir, karşı bir onu arkadaşımız demiş ki Cemil Bey'e soruyor şimdi. Diyor ki 4.5 milyon kişinin bağımsız hareket ettiğini düşünüyor Cemil Bey diyor. Okey. Bağımsız derken yani Aynı bilgiyle. Tamam. Bağımsız. ondan bahsediyor. Evet. 4,5 milyon kişiye aynı zamanda da hedef göstermiş olmuyor mu diyor? Evet, oluyor. Tabii. Bu Fareli hedef. Köyün bu hedef olmazsa bunlar nasıl hareket Söyleyeyim. edecek diyor. Söyleyeyim. Hedef her zaman olacak kardeşim. Bitti mi cevabı? Her zaman olacak. Şimdi, e, ben konuya daha farklı bakıyorum. Şimdi hedef... gümüş örnek gümüş şundan gidelim. Ee, bir şey yapalım. Gerizgah yapalım. Aha. Yine devam edelim. Şimdi ben size sordum ki bundan sonraki büyük felaket nedir? Sen dedin ki bana Hüseyin. Bak alt not al. Siber saldırı, karanlık dünya. Evet. Şimdi ben bunu karanlık dünya izledim tabii. Karanlık dünya diye anlattım herkese. Hı hı. Yani belki konuşulmuyordu daha dünyada bunlar. Yok, o çok güzel ha. bir. Evet, şimdi. Nokta. Şöyle sana geri dönüyorum. Şimdi karanlık dünya nasıl oluşturulur? Şimdi bu sistemi bir şekilde yok etmemiz lazımsa blockchain sistemi benim varlığıma tehdit değil mi? Evet ben ne kimim? Ne yaparız? Ben kimim? Benim de işte bahsettiğiniz Wall Street vesaire vesaire o üst akıl olalım evet. veyahut da Z akıl olalım. Şimdi bu işin temeli tamamıyla elektrikle ilgili çalışıyor. Yani biz dijital bir paranın oluşabilmesi için İsterseniz mikrovolt deyin, hı hı. isterseniz ne derseniz deyin veyahut da Google'ın yaptığı gibi denizin binlerce altına bu sistemi koyun. Orada kendi hem soğutsun hem üretsin bir şey fark edecek mi etmeyecek mi neye göre? Şimdi ben bir e, tweet paylaştım. Bu tweet'i bulabilirsem buldum. 21 noktasında 21 ile ilgili bir hani 2021 kapağını yorumlamıştım YouTube'da. Evet, okum. ben izlemiştim. Evet orada 21'e dikkat demiştim. Şöyle bir şey oldu. 21 Mart 2020 tarihinde saat 23.03 ile 21 ile 23.03 arasında devasa bir asteroid e, numarasını falan geçiyorum. Saatte 123 bin kilometre hızla. Ee, ve dünyadan 5.3 ay uzaklıkta bir şekilde geçecek. Evet, çok hızlı ve çok yakın diye bitirir. 2021'de geçecek. Şimdi, şöyle, değil mi? 2020 dedin de e, 2021, 2021'den bahsediyor. 2021. Yanlışımızı düzeltelim. İkinci resmi verebilir miyiz? Yani ne demek istediğimi gör, göstermek için. Sevgili yönetmenim, ekranda böyle arkamızda dursun. Şimdi bakın, dünyadaki en büyük felaket bir, sayalım. Volkanların patlaması, süper volkanlardan bahsediyoruz. Sıradaki felaketler. Yazın görelim sevgili dostlar. Sizin fikriniz nedir? İkincisi, bir gök taşı bildiğimizin çok daha büyüğü veyahut da çok daha hızlısı. Dünyanın yakınından veyahut da bir şekilde dünyaya dokunmasından bahsediyoruz. Dünyaya dokunduğu zaman... <laughs> ama şimdi büyüklüğü onun için söyledim. Hani niye? İşte hızı da niye söyledim? Evet. Şöyle anlatmak lazım. Bir nohut tanesiyle bir tankı devirebilir misiniz? Yok edebilir misiniz? Evet, çünkü önemli olan hızdır. Örnek veremek gerekirse, bir kurşun, ben senin üstüne böyle atmamın bir anlamı yok ama silahtan çıkmasının bir anlamı var gibi. Momentum, diyorsam, momentum, momentum yani her şey. Dolayısıyla konu bu. İkincisi, çok büyük bir deprem. Nükleer saldırının hiçbir anlamı yok. Çekiyorum. Çünkü bir şekilde onunla ilgili tüm önlemler alındı. Daha önemli bir şeyden bahsediyoruz. Bunu sık sık söylüyorum. Güneşte olacak inanılmaz bir solar patlama. Bekliyoruz şimdi. Tamam o, ona cevap vereyim mi? O solar şimdi, patlamaya. Bunların hepsine cevap verelim. Yani sıradaki felaketler bizim great reset dediğimiz. Yani büyük sıfırlamaya. Çünkü karşıda büyük bir yapı var. Bu yapıda diyor ki. Arkadaş ben malıma dokundurmam. Bu sistemi ben kurdum. Sizin blockchain'inizi falan anlamam diyor. Ben diyor bu sistemi kullanırım. Bununla ilgili Hüseyin sen kısa kısa gidelim. Sonra da sen tamam, söyle. Tamam. Evet. Şimdi şöyle bir olgu var. Sen de bir şey göstereceksin. Güneş onlar mı patlatacak diyorsun? <laughs> Hayır öyle demiyorum. Kullanacaklar diyorum. Bakın Lights Out denilen bir şey var. Bu Ted evet. Koppel'ın e, kitabı. Gerçekten içerisinde muazzam bilgiler var. Baktığımızda ne şekilde işte yanardağlar mı depremler mi, bir takım doğal afetler mi? Ciddi anlamıyla bugün medeniyetin temeli olan elektrik şebekelerini, grid sistemlerini alt üst edebilir. Onları tartışıyor veya bir gök taşı mı gelir? Güneşteki koronal patlamalar öyle bir seviyeye minimum seviyesinde yani şimdi solar minimuma doğru gidiyoruz azalıyor aslında yani baktığımız zaman o ciddi anlamıyla patlama ihtimalleri de gittikçe azalıyor döngüsel Çünkü onun işleyiş mekanizması 11 yılda bir belirli bir düzene doğru giriyor bunu ancak simüle ederlerse yani olmadı mı 1989 yılında hani güneş'in o patlamalarından bahsedecek olursak böyle bir şey patladı Toronto'da özellikle o şeyin orada kebek eyaletinde ciddi anlamıyla elektrik şebekelerinde problemlere yol açtı yani uzun süre boyunca ciddi anlamda sisteme, ikameye uğrattı. Bunlar gerçekleşebilir, her an gerçekleşebilir. Ama bu beklenen büyük felaket mi bunlar ben pek zannetmiyorum. Bunlar en fazla işin süsü, vitrini olarak kullanılacak olan şeylerdir. Doğru. Yani evet. göktaşı gelip de eğer çarpacak olsaydı Ouma denilen bir asteroid ki göktaşından daha farklı umama. bir şeydir. Umama, umama, umama veya ondan sonra... Kim Harvard Üniversitesi'ndeki değil mi aslında bölüm tabii başkanı yani. ne diyor Harry bu ile... uzay gemisiydi diyor. Evet. <laughs> Üzay... evet, olabilir, olabilir, olabilir de olabilir. yani olabilir. onu da bilemiyoruz. Ondan sonra bu tür doğal afetlerin tüm dünya ve medeniyeti yok etmesini istemeyen daha büyük zekalar bu tür ha, bak, afetlerin olmasını muhtemelen engelliyorlardır. Şimdiye kadar da engellemiştir. G güneşten gelen var, ya ona evet. söyleyeyim bak. Bak bu burası güneş olsun, şu şu güneş olsun elim tamam mı? Bu da dünya olsun Ertan. Bak buradan güneşten böyle geliyor değil mi? bu da dünya dönüyor mu? Bir seferde dünyanın ancak bir yarısına, bir yarım küresine, yani bu tarafına ancak değiyor. Arkası karanlık ya. Ha. Gece gündüz böyle geçti. Şimdi bunlar hangi hızda gelecek? Çok yüksek hızda. Tabii. Şimdi ışık olsa bu gelen partikül bunlar yani madde. Işık olsa 8 dakikada geliyor değil mi Aynen. güneşten? Evet. 8 dakikada geliyor. Bunların gelmesini hesapladılar 19 saat filan. Tamam mı? Şimdi bu 19 saat. Şimdi biz burada patlamayı gördüğümüz zaman 8 dakika öncesini görüyoruz ya Aynen. güneşte. Diyoruz ki ha burada ciddi bir olay oldu. 19 saatimiz var arkadaşlar. <laughs> Aynen. Tamam. 19 saatimiz var. Bu bir. Bu önemli bir bilgi. Yani kapatalım sistemimizi koruyalım şunu yapalım bunu yapalım diye 19 saatimiz var. Aynen. İkincisi önemli bir bilgi. Bu olay 1900 99'da olsaydı çok feci olurdu. Çünkü bütün diskler manyetikti. Bak manyetik sisteme Manyetik disk kullanıyorduk o zaman. Yani ne demek manyetik disk sen bilirsin. Bu hoparlörün yanına yaklaştığında diskler silinirdi. Aynen. Biz o yüzden mesela ben eskiden bu manyetik dönen disk vardı ya 3.5. Floppy. O, <laughs> o 3.5'ün yanına ben bir yanlışlıkla şey koymuştum Walkman. Bir geldim çalışmıyor. E, silmiş o onun yanına, yanına geldiği halde yani o birbirini manyetik olarak etkilemişti. Artık dünyada manyetik disk kalmadı ki. Evet. Hiç yok. Bitti manyetik disk. Sizde. Teknolojisi bitti. Ne fark etti? Partiküller tamamen o tam anlamıyla e Manyetik olmayan sistemlerde çok büyük bozunumlara yol açamazlar. Hiçbir tamam. şey olmaz. Yani, yani bunun içinde hiçbir manyetik e, bellek yok. 89'da o yüzden etkiledi. Solid State. Sonraki Solar Flyer'lerde o yüzden etkilemedi. Ha, Solid State artık. Yani bunun içinde evet. mesela sen açtın makinen yükleniyor ya. Burada görüyorsun bilgilerini. Bir şey oldu crash etti. Orada bellektekiler silinir. Evet ama gene tekrar açtığında tekrar yükler. Değil mi? Evet. Şimdi burada... Eskiden bu disklerde tekrar açtığında gelmiyordu. Çünkü siliniyor disk siliniyor. Burada disk yok artık. O yüzden her açtığında açılacak bu telefon. Niye bilgiden bahsediyorsun? Niye bilgiye saldırayım ki? Ne demek bilgi? Makineye saldırmak diye bir ya, şey yok mu? Bitcoin bilgi şeklinde duruyor. Hayır ama eninde sonunda bilgiyi görebilmen için de benim fiziksel bir şeye ihtiyacım var. Benim fiziksel makineyi yok nasıl ki. yok ediyorsun? Onu Şimdi söyle. Şimdi şöyle söyleyelim. Ee, bir kere senin Belki Harvard olsun. Üniversitesi'nden profesör Avi Loeb'in Lo Lo e, güneş sistemimizde seyahat eden diyor milyarlarca aslında katrilyonlarca demiş de ben biraz <laughs> bu, bu, bu şey çok yaptım. Ilginç bir tez bu arada. Uzaylı uzay aracı, uzaylı ve uzay aracı olabileceğini iddia ediyor bu bey. E, yıldızlar arası uzay e, kayası bahsettiğimiz Alan'dan bahsediyoruz. Uzaylılar tarafından gönderilmiş olabileceği ve uzaylıların 2017'de dünyayı ziyaret ettiğini iddia etti. Bu kim? Harvard Üniversitesi'nden Profesör evet. Avi denilen bir bey. Evet. Şimdi, başkanı abi. Tabi baş, astronomi başkanı. Tabii astronomi başkanı. Yok makalesi var. Gayet güzel tamam. yani. Şimdi sevgili dostlar ufak Hayır, bir oradan... reklam arasına gidiyoruz. Hı -hı. Yine yönetmenim e, bana söylüyor. Ondan sonra Biden'ı konuşacağız. Biden gerçekten bundan sonra neler yapacak? Şimdi yanımızda bir diplomatımız var. Diplomat bize diyecek ki dünyada ve Türkiye'de Biden politikaları nasıl etkiler? Niye bunlar Amerika beni ilgilendirmiyor diyemezsiniz. Amerika'da herhangi bir şey Türkiye'deki doları, yani Türkiye'deki yapıyı, Türkiye'deki ticareti her şeyi etkiliyor. Dolayısıyla biz çok iyi okuyup ona göre önlemler almamız lazım. Çaylarımızı tazeleyelim. Bitti. Bitti. Siz de tazeleyin efendim. <laughs> Hemen reklam so reklamlardan sonra bu konuları konuşacağız. <laughs> TV 100 ekranlarında kayıt dışındasınız efendim. Bu programda 2021'in hem ekonomik ve 2021 ve sonrası ekonomik ve politik durumları konuşuyoruz. Evet. Şu anda Biden'ı konuşmamız lazım. Biden diye bir adam seçildi. Hüseyin demişti ki Trump öyle veya böyle mahkemeye gider, kesinlikle alır. Programı izlemeyen arkadaşlar bu soruyu çok soruyorlar sana, hı hı. diyorlar ki Trump'ı bir şekilde mahkemeye de gidecek, alacak demişti. Onu başına YouTube'dan izleyeceksiniz efendim bu programın hepsini açıkladı Hüseyin. Şimdi önümüzde şöyle bir şey var. Hüseyin senle başlayalım. Biden dünya politikalarını belirlemeye başlıyor. Ömrü ne kadar olursa olsun. Yani bir yıl sonra mı gidecek? Yoksa 21 Mart'ta mı gidecek? <Gülüyor> 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 ha, <gülüyor> çok iyi. desene Mart'ta şunu ya. Mart'ta gidecek? Dilinin <laughs> altında. <laughs> e, ve Türkiye politikaları üretiyor. Şimdi bir baktık ki şöyle bir gelişme oldu. Evet. Yani Biden daha kötü olacak derken bir baktık ki Türkiye politikaları bir anda yumuşamaya başladı. Hatta Avrupa'ya dedi ki Türkiye'ye dikkat edin ona ihtiyacımız var. Onun için dedi bu Macron'da dahil Fransa'ya ve Almanya'da dahil yani Merkel sonrası Almanya. Arkadaşlar Türkiye ile sıcak ilişkilere girin. İngiltere'ye de dedi ki sen Brexit yapmış olabilirsin. Hikayeleştiriyorum konuyu. Aha. dedi ki ilk yapacağın şey Brexit yaptın mı Avrupa'dan ayrıldın. Git bakalım şimdi Türkiye'nin yanına dedi. Türkiye ile ilişkiler kurabilirsin. Bir anda şunu görüyoruz ki Biden politikaları daha böyle ılıman bir havayla başlıyor. Gibi. Gibi. Şimdi tabii bunun karşılığında Çin'in yükselişini bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin durdurması gerekli var. Dolayısıyla ilkin Avrupa ondan sonra Biden yanına müttefikler alması lazım. Bunlardan bir tanesi de Türkiye mi? Şimdi bir tanesi Türkiye mi? Diplomat Ola... olarak sordum bu soruyu. Olabilir elbette. Çünkü evet. Orta Doğu'da özellikle Biden yönetiminin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin müesses nizamının 4 yıllık aradan sonra, 4 yıllık kesinti veya reklam arası diyebilecekleri dönemden sonra yapmaya çalışacakları şey Karadeniz ve aynı zamanda Orta Doğu üzerindeki Rus etkisini, Rusya etkisini mümkün olabildiğince kırabilmek. Bunu nereden yapabilirler? Ki bunun zaten stratejisini Atlantik Konseyi'nde olsun, Rand Corporation'ın yayınlamış olduğu makalelerde olsun, ondan sonra Hoover Enstitüsü'ndeki makalelerde, son yayınlanan makaleler gerçekten ilginç. Orada nasıl Orta Doğu ve diğer bölgelerde Amerikan politikasının Trump sonrasında şekillenmesi gerekir anlatılıyor. Brookings de ona farklı bir yönden katılıyor ve resmi bir anlamıyla çizmeye çalışıyorlar. Fakat... Burada şuna değinmeliyiz. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri Biden döneminde daha fazla savunmaya çekilen. Yani çünkü Trump bildiğimiz anlamda geleneksel anlamda bir politikacı değildi. İş adamı. Politikayı bilmeyen bir insan. Yani politik üstruba o diplomatik dile e, riayet etmeyen bir insan. Mektup yazıyor, o mektupta hakaretler olabiliyor, bir takım şeyler oluyor. Yani bu teamülleri hiçbir şekilde tanımayan, yani ben bu düzenin içerisine bir truvatı olarak geldim, bunu da yapacağım diye adeta bağıran bir insandı. Biden ise şimdi Amerika'nın Trump öncesi Obama dönemi politikalarına geri dönüyor. Hangi Biden mı? Aslında 24 numarayı bir çevirelim. Bakın, evet. 24, 24 numarada, numarayı verelim. Evet, verelim. Şimdi orada öyle bir insan ki <laughs> adamcağızın zaten akli melekesi yerinde değil. Bunu bir oynatabilir miyiz bu videoyu? Bir şey olsun. Video olarak görebilir miyiz ha. bunu? Evet. Yok, ya, Amerikan siyaset, siyaset tarihindeki işte en sen. kapsamlı ve kapsayıcı seçmen dolandırıcılığı organizasyonunu gerçekleştirdik. Şimdi itiraf ediyor. Yani. Tabii itiraf ediyor. Yani bunu dil sürçmesi. Dil sürçmesi, değil sürçmesi değil. diye. <laughs> Ama bir dakikalık Tabii. Ya, uzun süre <laughs> devam ediyor. Sonra bütün televizyonlar bunu kesiyor. Yani bu, bunu kesinlikle vermiyorlar ve bu siliniyor. Bir tek Donald Trump'ın şeyinde vardır. Ve birkaç ufak bir e, de, deep web ortamındaki yerde bunlar bu kalmıştır. Diğer bütün e, yayınlar bunu kesiyor. Şimdi bu Biden ve arkasındaki esas güç Gerçek anlamıyla Amerika Birleşik Devletlerinin başına getirirlerken şunu biliyorlardı: En az sistem kadar çürümüş olan bir insan gelmeli. Ve bu insan, He, çok ilginç. Evet, sistem kadar, en az sistem kadar çürümüş olan bir insan olmalı. Ve bunun başkan yardımcısı da hemen o gittikten Sistemten sonra Sistemden daha da çürük olmalı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o da daha da çürük olan bir insan. Ondan sonra arkası gitti. Karanlık, olağanüstü derecede yanlış işleri var. İşte diyor ki hukuk fakültesini birincilikle bitirdim diyor, halbuki hiç değil. Üç de, e, derecem var diyor hiç değil. Ama medya tüm bunları göstermediği için olağanüstü harika bir insan, işte konuşmasıyla düzgün, muazzam bir insan modeli çiziyorlar. Evet. Yani gelecek dünyayı kurtaracak olan kişi işte 80 yaşındaki, 81 yaşındaki Joe Biden. Ondan sonra. Ve bu insan gelecek dünyayı kurtaracak, yeniden şekillendirecek. Tabii bu mümkün değil. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Zaten erimekte olan bir Amerikan imparatorluğu var. Ciddi anlamıyla bir çözülüş sürecindeydi. Trump'ı getirdiler ki mümkün olabildiğince bu çözülüş sürecini bir kazanıma dönüştürsün. Karşıda Çin denilen bir faktör var. Peter Navarro denilen bunun bir ekonomi danışmanı var. Ondan sonra Navarro kimdi? Navarro tüm Çin'e karşı olan politikaları geliştiren adamdı. Yani dedi ki bizim dış ticaret açığımızı işte 500 milyar dolarlara doğru gidiyor artık bunu en az 100 milyar dolara doğru çekmemiz lazım bu 4 yıllık süreç içerisinde. Şimdi Peter Navarro Trump'ın arkasındaki beyindi ve bu politikaları Trump'a getirdi. Şimdi Biden ne yaptı İlk gelir gelmez şunu söylemişti ya dedi bu ne kadar diktatörce bir şey kardeşim dedi bu Trump ne kadar diktatör bir adam niye? Kararnameler imzalıyor dedi. Gelir gelmez iki tane kararname imzaladı. Allah Allah. Bir tek Trump mı imzaladı gelir gelmez kararname? Ee, Obama da gelir gelmez iki tane kararname imzaladı. Kendisi Clinton de 19 da gel tane. Kendisi gelir gelmez. dedi ki Diktatörlüğün göstergesi dedi bu. Trump zaten dedi diktatör. İnsanları da iyice ajit ediyor. Bakın ben gelince göreceksiniz. Daha e, koltuğa gelmeden bir hafta önceki yaptığı konuşma bu. Gelir gelmez 19 tane kararname şimdi 42'ye kadar çıktı. Kararname sayısı bakın sürekli kararname imzalıyor sürekli başkanlık evet. kararnamesi şimdi, yani şimdi e, Trump'ın tersine e, bu kişi mümkün olabildiğince eski politikalara yeniden dönmek isteyecek Joe Biden. Ne göreceğiz dünyada? Dünyada ne Çok göreceğiz? Çok hızlı bir tur yapalım son 15 dakikamız. Öncelikle şunu evet. göreceğiz bakın dünyada ciddi anlamıyla sistemik bir çöküş başlayacak. Şimdi neden Trump ve Trump'ın arkasındakiler? Seçim günü ve öncesinde tam müdahalede bulunmadılar. Şimdi Joe Biden'ın başkanlık yemini bile teamüllerin tamamen dışında. Çünkü orada yasada açık fi fi fiiller var ve şu söyleniyor. Saat 12'de yemin edilecek. 11.49'da yemin ediliyor. Başkan yardımcısından önce başkan yemin eder, başkan yardımcısı yemin ediyor ilk önce, sonra başkan yemin ediyor. Başkan yemin ederken elini kesinlikle ee, o İncil'den kaldırmayacak. Hayır. Başkan yemini bitmeden önce kalkıyor. Yani bilinen bütün teamüllerin dışında aslında tamamen çökmüş olan bir yapıya 1871 yılında Trump o yüzden bunu e, çıkartıyor. 1776 diye. Gitmekte olan bir başkan bir daha geleceğini kesin olarak bilmese böyle bir raporun çıkarılması yönünde bir kararname e, yayınlamaz. Ciddi anlamda bir girişimde bulunmaz. İşte Biden döneminde İran'a ve Türkiye'ye, bakın siz e, Suriye konusunda son 4-5 yıldır çok farklı davrandınız bu Trump yönetimi zamanında. E, oradan işte bu El-Kaide veya bir takım işte IŞİD denilen bizim yaratmış olduğumuz bu hayaletleri e, terk ettiniz veya onları kullanmaktan vazgeçtiniz. Şimdi yeniden ona dönün. Suriye'nin parçalanması gerekiyor. İran P5 artı 1'i ben garantileyeceğim. Değil mi? Ben diyeceğim ki Macron'a da, Merkel'e de artık bundan sonra birliklerimi, üstlerimi çekmeyeceğim Frankfurt'tan. Trump'ın yapmaya çalıştığı gibi yapmayacağım. Orada duracak benim askerlerim. Bundan sonra güvenebilirsiniz. Böyle bir yapı olarak biz burada duruyoruz. Yani Avrupa ile birlikte Amerika Birleşik Kesinlikle. Devletleri Orta devam doğuyu. edecek. Bu Orta aslında Doğu politikalar yeniden... biraz da Katolik olmasından dolayı belki... Cfk... Hiç... Yok mesela şey <laughs> bunu <laughs> sembol olarak sembol. konuşalım. Tabii bunların dinle ilgisi yok da. <laughs> Yani CFK gibi Avrupa daha merkezli bir yapıya mı dönecek? Avrupa merkezli yapıyı kuvvetlendirecek tamam. yeniden. Türkiye ve İran'a da ama özellikle İran'a da oynayacak. İran'ı sahaya yeniden çekmeye çalışacak. P5-1'i artık gerçekleştireceğiz. İran'a yeniden taviz Çin e verecek. Çin'e karşı ne yapacak? İran'a da şunu diyecek. Bu çok önemli yeniden Safevilerin kurmuş olduğu imparatorluk gibi bir şey size vaat ediyorum diyecek. İran evet. bunu almaya çalışacak. Özellikle ruhani böyle bir şeyle gidecek Biden'ın karşısına. Bana Orta Doğu'daki yetkinliğimi ver. O yüzden de Suudi Arabistan'la olan ilişkilerini en alt seviyeye indir. Şu an onun sinyali geldi zaten. Evet. Suudi Arabistan'la olan anlaşmalarını Biden yönetimi önümüzdeki günlerde haftalarda gittikçe azaltacak. Türkiye ilişkilerine biraz Türkiye yani vakit ilişkilerine hızlandırmak ilişkilerine de istiyorum. şöyle gelecek Biden. Mümkün olabildiğince S-400'leri elinden çıkartmak mı istiyorsun? Türkiye en son ne demişti? Ortak bir, işte bunun düğmesini ortak bir yönetime verelim S-400'ler konusunda. Türkiye bir yumuşama gösterdi. Nükleer santraller konusunda belki düşünebiliriz diyecek. Yani o noktada Rusya ile köprüleri atabilecek bir sürecin içerisine doğru girdiğimiz sinyali Açık ve de net biçimde geliyor. Yani yukarıdaki Türk akımı projesi de dahil olmak üzere bundan önce Rusya ile beraber gerçekleştirdiğimiz, yapmaya çalıştığımız bu bölgedeki sistematik Biden yönetimi devam ettiği müddetçe gittikçe aşınacak. Ee, ve Türkiye'ye ilk anlamda kredi veriyor olmasına rağmen unutmayalım 2016 Temmuz'unda aynı benzer darbenin içerisinde Biden ve arkasındaki yönetim yine vardı. O anlayış vardı. Ee, o yüzden de bir süre Türkiye'ye böyle çok güzel yüzünü gösterecek olmasına rağmen o anlaşmalar safhasında Türkiye'den o tavizleri almak üzere o yüzü gösterecek. Fakat hemen ardından ciddi anlamıyla Doğu da Akdeniz'de kuyusunu kazmak için gereken şeyler de bulunacak. Doğu Akdeniz'de mümkün olabildiğince Türkiye ile e, Yunanistan'ı yakınlaştırma yönünde adımlarını atacak. Yunanistan'a bir anlamıyla sen tamam iyisin güzelsin şöyle böyle ama Türkiye'nin de şeylerini anla diyecek. E o anlamıyla Türkiye Yunanistan işte bu en son istikşafi görüşmeler vardı. Hani masaya oturalım bir takım şeyleri görüşelim, keşfedelim işte istikşafinin gerçek anlamıyla. Bu keşfetme turlarını yapalım. Olayını biraz daha artıracak. Mısır'a yüklenecek. Sen bu arada Türkiye'de biraz daha duralım. Hızlı hızlı soruyorum. Ekonomik yaptırımlar olabilir mi? Halk Bankası vesaire gelebilir. Yani evet. özellikle bu Rıza Zarap olayını kaşıma yönünde eğer Türkiye'den S400'ler, nükleer santral ve Türk akımı projesi çünkü bunlar tek tek gelecek masaya. Yani bir süre sonra diğeri gelecek. Bir süre sonra diğeri verecek, gelecek ve Türkiye taviz verdikçe bu tavizlerin dozunun artmaya başladığını göreceğiz. Ona göre doları farklı bir biçimde manipüle edecek Türkiye içinde Ataklara kalkışabilirler. Yani dolar yükselebilir, dikkat evet, etmeliyiz. Ciddi anlamda. Peki, ateşi son çıkabilir. şöyle sorayım iki soru. Bir, Rusya ikincisi Çin ne yapacak Biden? Şimdi Biden bu ikisini aynen Kissinger'ın zamanında yapmaya çalıştığı gibi bu ikisinin arasına fitneyi sokmaya çalışacak. Tamam Biden'ın özellikle özel temsilcileri, özel temsilcileri giderek Çinli yöneticilerle konuşacaklar. İşte sizin Rusya ile beraber hem Kuşak Yol projesini hem de Rusya navrasya projesini birleştirme gibi bir düşünceniz vardı ya. Bu düşüncelerinize gelin son verin. Biz Çin'e dilediği kadar özellik tanıyalım, dilediği kadar şeyi tanıyalım. Ha bu arada sizinle kapışıyormuş gibi gözükebiliriz. Siz bize verdiğiniz destekleri sürdürün. Amerikan tahvillerini yeniden almaya başlayın. Bir takım şeyleri yeniden alın. Biz de kuzey bu Çin, Güney Çin Denizi'nde olan olayları çok fazla kaşımayalım. Gerektiğince şey yapalım, yani olayı sürdürüyormuş gibi yapalım ama size tavizleri arkadan arkadan vereceğiz. Sonrasında da siz bize Rusya kartını vereceksiniz. Çünkü Rusya orada oldukça ciddi bir bilinmezlik. Bizim açımızdan, bizim işlerimizi ciddi anlamıyla zorlaştıran bir faktör. Onu ciddi anlamıyla bir sorunlar batağının içerisine batıralım. Navalny'in olayı... Daha Biden gelmeden daha koltuğa oturdu oturalı devreye girdi. Sonraki bir takım adımlar atılacak. Aynen 2014-2015'te Ukrayna olayında olduğu gibi, Kırım olayında olduğu gibi. Bu sefer tansiyonun Rusya aleyhine ciddi biçimde artmaya başladığını göreceğiz. Fakat Rusya da buna karşı hazırlıklarını büyük ihtimalle yaptı. Bölge ülkeleriyle olsun diğer bir takım güçlerle ama ne kadar işleyebilir Biden yönetimi sürdüğü müddetçe bu şekliyle devam ettiği müddetçe Karabasanlar Rusya'nın üzerinde kol geziyor. Olacak. Son bir soru ondan sonra Cemil sana aynı soruları soracağım. Şimdi Benim çalış dersi. <laughs> <alanım> değil ama. <laughs> Şimdi çok önemli değil. Sen de dijital olaylardan şey yaparsın, projeksiyon yaparsın. Şimdi bir problem var. Problemin ismi aslında Kamile Harris. Yani neydi? Mor bir elbise giydi. Evet. Dedi ki asıl benim. Taşıdığım elbiseden kanımı anlayın dedi. Ve bu sistemin başına geçeceğim haberiniz olsun dedi. Hindistanlı, Jamaikalı vesaire vesaire bir dünya insanı evet. görünümü var. Hindistan Melezim Çin arasında yani. bir savaş bekliyor musun? Çok net. Üçüncü Dünya Savaşı veyahut da benzeri Pasifik'te bir savaş. Buradan yine anıyorum. Osman Pamukoğlu Üçüncü Dünya Savaşı ile ilgili bir projeksiyon yaptı. Böyle bir beklentim var mı? Çok güzel. Hindistanla Çin arasında işte önemli noktalardan bir tanesi. Benim biraz önce unuttuğum nokta noktaydı. Yani nereden unuttum diye bakıyordum. Hindistanla Çin arasına ciddi anlamıyla zaten gerilimler var. Bu Nepal olaylarıyla ve diğerleriyle ilgili ciddi anlamda oraya oynayacaktır, kaşıyacaktır. Küçük çaplı da olsa bir savaşı çıkararak olayı kaşımaya devam edecektir. Ama Çin de buna yanıt verecektir. Tabii Çin de yanıtsız bırakmayacaktır. Amerika'nın içinde kendi bir takım şeyleri var. O yüzden de ben oradan çok ciddi büyük bir savaşın ortaya çıkacağını ve bunun da bir dünya savaşına dönüşeceğini kesinlikle düşünmüyorum düşünmüyorsun. Yani bir dünya savaşı bu anlamıyla çıkmayacak. Çünkü hiç kimse dördüncüsünde taş ve sopalarla olmak istemeyecek. <laughs> Hiçbir aklı başında. Ama o çok insan, ilgili evet, bir görüş taş ve ama sopalarla ne kadar olmasını doğru istemeyecek. O yüzden de en fazla bölgesel anlamıyla çatışmalar çıkabilir. Evet. Amerika bunları kaşıyacaktır özellikle bizim bölgemizde de Orta Doğu'da da olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde yine bu böl parçala yöneti yapacaktır. Ama şu raporlara gelelim. Bu Rand Corporation'ın en son ve Atlantik'in isimsiz olarak yayınladığı işte girerken konuştuğumuz mevzu. Orada Amerika Birleşik Devletleri aslında şu sinyali veriyor. Biden yönetimi. Ben savunmada kalacağım. Özellikle Çin'e karşı savunma stratejisini güdeceğim. İşte burada Trump'ın ve Trump yönetiminin sürekli söylemeye çalıştığı, biz gittiğimizde bakın felaket Amerika'nın başına gelecek. Çin'e karşı ciddi anlamıyla counter attack yapamayacak, karşı saldırıya geçemeyecek bu Biden yönetimi hep tavizler vermek durumunda kalacak. Çünkü Çin zaten ele geçirmiş durumda Amerika'nın içerisine. Okay. Ondan sonra o yüzden Şimdi. de biz buna darbe vuruyorduk. Biden yönetimi Çin'e daha fazla tavizlerde bulunuyor olacak. Görüntü ne olursa olsun Çin gün be gün Amerika'dan koparabileceği bütün tavizleri önümüzdeki süreçte koparmaya, koparmaya çalışacak. çalışacak. Ben, ben de söyleyeyim. Şimdi. Tamam. Son herhalde bir beş dakikamız mı var? Evet, bir beş dakikamız şimdi, var. Evet Çok güzel söyledi. Şimdi ben de kendi konumdan konuşayım. Ben bir şey de vereceğim sana. Ben... Bu e, dokuzuncu resmi de bir verebilir misiniz, beyefendiyi ilgilendiren bir resim de aynı zamanda ekrana gelirse. Evet, sen nasıl düşünüyorsun bu arada gelirken? Evet, transhumanizm diye bir şey var. <laughs> Altında bakıyoruz ki hemen hemen. E, post human diyor işte nanoteknolojiler diyor. Evet. bir şey DNA diyor, bir şey değiştiren diyor. aşılar diyor. Evet. evet hepsinin için e, yani hepsi için aynı pakete koyup konuşmak zor ama şunu söyleyeceğim. Bütün bu planlar için bir gereksinimleri var. O da ne biliyor musun? Para teknolojisinin değişmeden kalması şartıyla bunlar olur. Aha. Yani örneğin oradan görüyorum. Universal Basic Income. Universal Basic Income demek helikopter parası dediğimiz yani insanlara havadan para. Zaten havadan para başlamış. Bunu havadan para be. basabilen bunu de der ancak. Ama havadan para basmaya devam edebilecekse evrensel bu temel geliri gelir. Evrensel temel gelir gelir. Şimdi ben diyorum ki para teknolojisi o kadar büyük bir hızla değişmeyi hızlanarak sürdürecek ki ne doların anlamı kalacak çok hızlı bir şekilde çok hızlı bir şekilde. Yani bugün dolar 7 liranın altına düştü. Ben ne oluyor söyleyeyim mi? İnsanlar Türkiye'de dolar satıp Bitcoin alıyor. Tamam mı? Dolar satıp altın alıyor, dolar satıp gümüş alıyor, dolar satıp Bitcoin alıyor. Şimdi bu paranın teknolojisinin değişimi Ertan o kadar büyük bir değişim ki bu GameStop bunun minicik işte buzdağının ucu aslında GameStop Esas ucu GameStop. Arkasından öyle bir oyun değişikliği geliyor ki ben senin dediğin ne katılıyorum ama şu şekilde kat yani farklı bir yoldan gelerek diyorum ki paraları 3. Dünya Savaşı'nı finanse etmeye yetmeyecek diyorum. Yetmez. Değersizleştiği Aynen. için askere Peki, U uçak gemisindeki... Bir soru ileteyim sana. Şimdi GameStop örneğinde olduğu gibi Wall Street ve dijitalciler diyelim. Yani evet. blockchain evet. kendi arasında bir dünya savaşı götürüyor şu an. Evet, başladı. dünya savaşı Şimdi, orada. Evet. Aynı dünya savaşı fiziksel olarak dünyaya bir şekilde yani Yansırım. var edilecek Yansırım. mi, yansıyacak mı? Yansımayacak. Neden yansımayacak biliyor musun? Çünkü burada bir de kuşak meselesi var. Bak. Sen daha önceki programlarında bu kuşakla ilgili konuşuyorsun. Z kuşağı Mesela Kerem Hoca dedi ki yüzde olarak son bir sisteme, sisteme inançları evet. düşüyor dedi değil mi? Sisteme inançları yüzde %70, %30'a indi Z kuşağında. Bu kuşaklar bunlardan savaşmasını bekliyorlar ya. Gençler bunlar değil mi? Bu kuşak savaşmak istemiyor. Bunlar sosyal networklerde uluslararası arkadaşlıkları var. Minecraft diye bir oyun var. Minecraft'ın içinde... Dünyanın öbür tarafından arkadaşınla İngilizce konuşuyorsun. Tanımadığı çocuklarla İngilizce öğrendiler. İşte Brezilya'daki çocukla Türk çocuğu Minecraft içerisinde arkadaş oldu. Sen şimdi bunlardan birbirlerini öldürmelerini bekleyemezsin. Bunlardan birbirlerini öldürmesini isteyen sistem önce bunları yabancılaştırırdı. Aynı 1900'lerin başında olduğu gibi gidelim. Einstein o zaman bile söylüyordu. Yani bir savaş çıkmayacak mı diyorsun? Ben savaş çıkmayacak. Yani dijital mi? savaş devam edecek. Ya savaş devam ediyor da çok kötü sistem bir savaş. Sıfırlanırsa... Bu sistemin ismi de sana göre 3. Dünya Savaşı dedin. Şu Doğru anda mu tamam. şu anda bizim 3. Dünya Savaşı diye gördüğümüz bence bu. 2012 yılından itibaren zaten bir dünya savaşı oluyor He. sessiz bir biçimde yani bu dijital e, coinlerin devreye girmesi daha fazla gündelik hayatta olması sistemdeki ciddi Son çatırdamalar sahnede. zaten bir dünya savaşının düşürülmüş bir dünya Tabii. savaşı. Evet. Konvansiyonel olmayan bir dünya savaşının içindeyiz. Yönetmenimiz Şimdi, son diyor. bu 2030 diyor, yılına çok kadar noktalar. da bitecek ve biz e, 2030 yılından sonra adım adım farklı bir ben şöyle düşünüyorum. Edeceğiz. Hani soruyu soranlara ben fiziksel olarak bir savaşın olacağı görüşündeyim. Osman Pamukoğlu'na katılıyorum. Efendim bu haftalık da bu kadar. İkinize de evet. çok teşekkür ediyorum. Farklı bir konu konuştuk. Belki başka yerde konuşmadığınız şeyleri anlattınız. Evet. Efendim Sözümüzü e, İrlandalı şair Jonathan Swift'in bir lafıyla bitirelim. Kimse gör, gerçeği görmek istemeyenler kadar kör değildir diyor. Bir dahaki hafta e, gazeteci yazar Bekir Hazal konuğumuz olacak. E, bu haftalık bu kadar. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum tekrar. Teşekkür. Teşekkür.